Herkese merhaba. Yeni bir book gibi book reviews'a daha hoş geldiniz. Bugün Janet McCurdy'nin Annemin Öldüğüne Sevindim kitabının 3. ve son bölümünü yapacağım. Annesinin ölene kadarki kısmı, çocukluğu, gençliğinin olduğu kısım kitabın bir yarısıydı. Kitabın diğer yarısı da aslında annesinin ölümünden sonraki büyüdüğü, genç yetişkin olduğu ve artık bazı şeyleri yavaş yavaş anlamlandırmaya ve uyanmaya başladığı kısım olarak önümüze çıkacak. Burada aynı zamanda Ariana Grande ile olan ilişkisini, Nickelodeon'dan nasıl koptuğunu, Aykarlı'daki Miranda ile olan ilişkisinin nasıl devam ettiğini, babasıyla olan ilişkisini, ailesindeki diğer insanlarla olan ilişkisini falan da konuşacağız. Biz arkadaşlar şimdiden hemen en başında uyarmak istedim. Yine ölüm konuşacağız. Aslında ben geçen videoda da uyarmıştım ölüm konuşacağız diye ama bana çok kızanlar oldu. Hayvan ölümlerinden niye bahsediyorsun dan diye falan. Benim için insan ve hayvan ölümü çok benzer acılar olduğu için birbirlerinden çok farklı olduklarını düşünmediğim için direkt olarak ölüm dedim ama hayvan ölümünü ayrıca bahsetmem gerekiyormuş. Ayrıca uyarmam gerekiyormuş. O yüzden bu bölümde spesifik olarak söyleyeyim. Hem insan ölümünden ve yaz sürecinden bahsedeceğiz. Tabii ki yaz sürecinden bahsederken benim için hayvanlar da önemli olduğu için. Arada sırada belki bir hayvan yasından da bir iki şey söyleyebilirim yani. Zaten kolay bir kitap değil. Benim için de psikolojik olarak zorlayıcı oldu. Aranızdan bazıları için de eminim öyle olmuştur. Böyle hepimiz sanki bir terapi seansına girer gibi aslında giriyoruz bu kitabı incelemeye. Hatta terapimde bu kitaptan bile bahsettiğim oldu yani hani ben şu an kanalda bu kitabı inceliyorum falan diye. Bir de bulimya, yeme bozuklukları gibi şeyler konuşacağız. Çok ağır bir şekilde bahsedeceğiz bunlardan. O yüzden bu konularda hassas olan, tetiklenen arkadaşlar lütfen bu videoyu izlemesinler. Bu uyarım yaptıktan sonra başlamak istiyorum. Bu arada beni tanı mayanlar için ben Kazıklı Maria kötü kitapları inceliyorum ve bugün de aslında güzel, iyi bir kitap inceliyoruz. Sadece konusu kötü. Beni Instagram'dan ve Twitter'dan takip ederseniz özellikle Instagram'da hayatımla ilgili böyle önemli gelişmeleri veya yapacağım etkinlikleri falan hep oradan duyuruyorum. Mesela bir kitap kulübü yapacağım. Kötü kitapları nasıl seçtiğimden, nasıl not aldığımdan, nasıl okuduğumdan, nasıl çektiğimden falan biraz bahsetmek istiyorum. Böyle küçük bir sohbet gibi olacak. Zoom görüşmesi gibi. Sınırlı sayıda kişi katılabiliyor. Bir de birkaç tane kitap seçtim. Kendi yaratım sürecimden videoları üretme sürecimden bahsedeceğim ve biraz da bu kitapları karıştıracağız. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Belki beğenirseniz bir daha yapabilirim. Dediğim gibi katılım sınırlı. Aşağıya linki bırakıyorum ve şimdi kitap incelememize başlayabiliriz. En sonlarda kalmıştık. Cennet'in annesi ölmüştü. Hatta çok böyle net ve şlak diye suratımıza çarpılan bir ölüm sahnesi vardı. Ve şimdi de sonrası yani kitabın annesinin öldükten sonraki kısmına başlıyoruz. Öncelikle cenazeye başlıyoruz ve cenazede annesinin söylemesini istediği o şarkı ki söyledi mi şimdi bu merakınızı gidereceğim. Hepimiz annemin cansız bedenine uyuşmuş bir halde bakmaktan ibaret olan vedalarımızı ettik. Hemşire annemin hastane yatağını iterek palyatif bakım merkezinin aracına götürdü. Babam bize şimdi ne yapalım diye sordu. Yaklaşık 20 dakikalık bir mesafedeki lüks alışveriş merkezi South Coast Plaza'ya gitme fikrini ortaya attı. Arabaya doluştuk. Aslında bu onlar için bir ön cenaze gibi çünkü ölümler daha kaotik olur ama bu beklenen bir ölüm olduğu için genelde insanlar kafa dağıtmak isterler çünkü o kadar ağır bir keder ve acının altında boğulur bazen insanlar. Gülmek zorunda hissediyor insanlar bazen. Yani oradaki ağır havayı dağıtmak için. O çok zor bir psikoloji. Neyse işte AVM'ye gidiyorlar sonuç olarak biraz kafa dağıtmak için. Benim bir iPhone kılıfına ihtiyacım olduğu için Apple mağazasına girdik. Sonra öğle yemeği için aynı kattaki küçük bir kafeye gittik. Yaşadığım travma nihayet iştahımın kesilmesine yol açtığı için kendimi şanslı hissettim hatta şükrettim. Elbette annem ölmüştü ama en azından yemek yemiyordum. En azından ince, değerli vücudum ve ufak tefekliğim konusunda iyi hissediyordum. Yeniden çocuk gibi görünmeye başlamıştım ve bunu sürdürmekte kararlıydım. Annemi onurlandıracaktım. O gece büyük ve bomboş evime döndüm. Billy ve adamları, Billy de şey, evin tamiriyle ilgilenen kişi, ertesi gün tekrar gelecekleri için aletlerini ortada bırakmışlardı. Sanırım bu evden nefret ediyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bir şişe viski açtım. Direkt şişeden birkaç yudum içtim. Sonra koltuğuna ve birkaç arkadaşa daha mesaj atarak bana eşlik etmek isterler mi diye sordum. Hep birlikte Little Tokyo'ya gittik ve ben bir şişe sake'yi mideme indirdim. Bir Japon restoranına gitmişler ve sake onların içeceği, rakı gibi bir şey. Menüler dağıtıldı, hepsini istiyordum. Her şeyden yemek istiyordum. Bir şişe daha sake söyledim, bir pilav daha, biraz şim böreği ve tatlı olarak da dondurma. Sake'nin tamamını içtim ve yemeklerin yiyebildiğim kadarını silip süpürdüm. Bir tür kutu oyunu oynadık. Ardından müzik dinledik. Aklım tek bir şeydeydi. Yediğim yiyecek miktarında ve bu konuda ne yapacağım da. Herkese olabildiğince hızlı bir şekilde dairemden gönderdim. Her biri evden ayrılırken gece yanımda kalacak birine ihtiyacımın olup olmadığını bana sordu. Hepsi gider gitmez üst kata ana banyoma koştum. Sonra kusmaya çalışıyor. Çok net bir şekilde anlattığı için parçacıklarına kadar ben size burada asla o ayrıntıları okumayacağım. En sonunda kendini kusturmayı başarıyor. Bunu söyleyeceğim sadece özetle. Zafer kazanmış gibi hissediyordum. Kendimi tutamayıp çok yediysem ne olmuştu yani? Tek yapmam gereken parmaklarımı gırtlağıma sokmak ve hatamın geri al alınışını izlemek. Demekti. Bu iyi bir şeyin başlangıcıydı diyor. Yani aslında bu limiyasının başlangıcı tam annesinin öldüğü günlere denk gelmiş. Bölüm 57. Annemin cenaze töreni için saçımı ve makyajımı onun en sevdiği dolayısıyla benim en az sevdiğim şekilde yapıyordum. Saçlarımı maşayla kıvırdım. Kıpkırmızı rujumu taşırarak sürdüm ve hassas göz pınarlarıma kalem çektim. Bir buçuk saatlik yolculuğu karar vermek için kullanacaktım. Bu büyük bir karardı ve dikkatlice düşünülmeyi hak ediyordu. Annemin cenazesinde Wind Beneath My Wings şarkısını söyleyecek miydim? Söylemeyecek miydim? Annemin bu bir hayatının son birkaç ayı boyunca benim işkencem olmuştu. Sürekli bunu düşünüyordum. Hatta sonunda komşum kapıma bu kadar Bette Midler yeter diye not yapıştırana kadar son bir ay boyunca o şarkıya her akşam çalışmıştım. İçime işlemiş mormon inançları nedeniyle bunun annemin bugün beni yukarıdan Göksel Krallık'taki Mormon inancında cennetin en yüksek krallığındaki tahtından hayal kırıklığı içinde izleyebileceği anlamına geldiğini düşünüyordum. Çıktısını çantamdan çıkardım. Ezberimde olduğundan emin olmak için sözlerine şöyle bir göz gezdirdim. Anneme verdiğim son sözü çiğneyemezdim. Yani geçen bölümde de bahsetmiştim. Kadın ölecek ölüm döşeğinde. Yani genelde ölüm döşeğinde insanlar vedalaşmak, işte bazı hesaplaşmalar yapmak. Eğer kötü bir şey yaptılarsa ve vicdani olarak altında kaldılarsa bunu söylemek falan. Böyle şeyler için kullanırlar. Ama annesi yani Cinet'in gaz tutmasına izin vermiyor veya böyle şeyler hissetmesine izin vermiyor. Çünkü kendisi de hissetmek istemiyor ve bencilce bunu çocuğuna da yapıyor. Yani onu ölüm döşeğinden bile kontrol etmeye çalışıyor. Hayır sen bu hisleri hissedemezsin. Hayır sen üzülüyorsun ama senin üzüntünün hiçbir önemi yok. Senin yaz öncesi yani yaz tutmadan önce aslında öleceğini bildiği için yaz tutmaya o zaman başlıyor. Senin tutacağın yasın veya tutmak ya başladığın yasın önemi yok. Sen şarkı söyleyeceksin kardeşim. Orada bir şov yapacaksın. Benim için bu şarkıyı söyleyeceksin. Son güne kadar da bunu çalışacaksın yani. Psikolojik Psikolojik işkence gibi bir şey aslında. Bir de şey diyenleriniz de oldu. Ben palyatif bakımla hospiz bakım, hospice diye telaffuz etmişim ama yanlışmış o hospis, hospice care'miş. Doktor ve hemşire arkadaşların yorumlarından anladığım kadarıyla aslında hospiz bakım olsa iyi olurmuş. Çünkü yoğun bakımda ölüyormuş genelde hastalar ve yoğun bakımda aslında aciliyeti olan yani orada olması gereken hastalar ayrı. Ölüm döşeğinde ve öleceği bilinen hastaların ayrı bir ünitede tutulması gerekiyormuş. Ama bunun için genelde yoğun bakımlar kullanılıyor ve yoğun bakımlarda dolu olduğu için genelde insanları koyacak yer bulamıyorlarmış mesela acil hastaları, acil yoğun bakıma girmesi gereken hastaları. O yüzden Türkiye'de eksik olan bir sistemmiş. Bu bence Türkiye'de şeyle de ilgili ölümün kabul edilmesiyle ilgili bir sıkıntı var bizim kültürümüzde. Mesela ötenaz yoktur. Sonra yine hayvan ötenazisi yoktur. Çünkü bir insanın veya bir hayvanın ölümünü kabul edemeyiz. Son ana kadar çırpınmaya çalışırız genelde. Bunun o hastaya ölmekte olan insana ne kadar zarar vereceğini, onu ne kadar yani ölüm süreci ne kadar sıkıntıya sokacağını düşünmeden son ana kadar yaşatmaya çalışırız. Aslında bu da iyi bir şey değil ama bizim kültürümüzde böyle yani hani bilmiyorum vicdan da suçlulukla da alakalı olabilir. Ben böyle şeyi tanımlamasını açıklamasını yapamıyorum ama bizde kültürel olarak ölümün kabulü çok zor olduğu için bence post biz bakımda yok. Ama bu şekilde bir ölüm süreci sevdiğinin ölümünü bu şekilde yaşamak zorunda kalmış insanlar gayet de böyle bir bölümün olması gerektiğine dair yorum yazlar. Bazıları beni şeyle suçladı ama sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Gerek yok Türkiye'de host biz bakıma. İşi çok saçma. Yani böyle duygusal olarak çok şey yapanlar oldu. Hiçbir konuda Türkiye'yi beğenmiyorsun. Oysa ki benim neyse işte Ciddiye Ciddi alıp cevap bile vermemem lazım da aslında. Birçok yorum okudum bu konuda. Üzücü deneyimleri olmuş. Veda etme konusunda sıkıntılı bir ülke olduğumuz için. Umarım da gelişir yani. Umarım bir iki tane açılmaya başlamış sanırım. Tam emin değilim ama. Neyse. Annem tabut taşıyıcıların omuzlarında içeri girdi. Abilerim ağlıyor. Büyük annem sızlanıyordu. Yeterince söğüş et yok. Cenazeye bu kadar çok insanın katılacağını tahmin edemedik. Üf bir de cenaze evlerinde yemek servis etme olayı var. Umarım bu kültürümüz de tersine döner. Yani cenazesi olan yemek yapmadığı aksine cenaze evine yemek getirildiği bir kültürle değiştiririz. Çünkü gerçekten çok üzücü ve yorucu bir şey olduğunu düşünüyorum insanlara yemek yetiştirmeye çalışmanın. Ben konuşma sırasının en sonunda olduğumdan bir karar vermek için konuşmalar boyunca düşünme fırsatım oldu. Bir de oradaki cenazelerde genelde tabutta ölü makyajlanıp süslenip püslenip daha böyle ölü olmayan bir halde gösterilmeye çalışıyor. Çünkü Amerika'da her şeyde olduğu gibi bu da bir sektör arkadaşlar. Bu da bir para tuzağı haline gelmiş. Ölmek bile çok masraflı orada. Gerçi artık Türkiye'de de işte mezar bulmak falan. Ama Amerika'da önce çok böyle pahalı, güzel, yani düzgün bir tabut almanız gerekiyor. Sonra levazmatçılar var. Onların böyle makyaj yapması gerekiyor. Tabutta herkes böyle veda ediyor. İşte görüp son bir kez. Sonra herkes çıkıp e, o çok iyi biriydi falan diye böyle değişik değil. Aslında bu güzel. Bu kısmı güzel. Yani ölünün arkasından güzel güzel konuşmak. Bize genelde helal ettiniz mi? Ettik veya haram ettik falan. <laughs> böyle oluyor. Hani bir hesaplaşma veya ölüyü güzel yad etme olmuyor. Onların o kültürü güzel mesela. İşte şöyle güzel biriydi. Böyle tatlı biriydi. Mekanı cennet olsun falan diye böyle hatta şarkı söyleyenler de oluyor. Bizim kültürde her şey çok daha basit ve son yıllarda levazmatçı takip ettiğim ben de çok garip şeyleri takip ediyorum ama Ask Mortician diye bir kadın var. Levazmatçı ve çok eğlenceli anlatıyor böyle şeyleri. İşte ölüm de hayatın çok doğal bir parçası falan gibi. O daha doğayla barışık bir ölüm falan diye bildiğim bizim kefenleyip mezara koyma yöntemimizi anlatıyor da. Bizimkinin aslında doğayla çok daha barışık bir yöntem. Böyle biodegradable ceset işte işte tabuta hapsetmemeliyiz, toprağa karışmalıyız falan filan. Onlarda da böyle şeyler yavaş yavaş geliyor. Hani bizim kültürümüzde bu güzel. İşte kefenlenip hani toprakla direkt karışmak. Onların kültüründe de ölünün arkasından herkes böyle mikrofonu alıp veya mikrofon olmasına da gerek yok. Başında durup teker teker böyle güzel şeyler söylüyorlar. Onu güzel yad ediyorlar falan. Bu güzel. Bunu anlatınca aslında şunu fark ettim. Biz duygularıyla yüzleşemeyen bir toplumuz. Ne bir insanın ölebileceği gerçeğiyle yüzleşiyoruz. O yüzden biz bakım yok, yoğun bakım var. Ne de bir önünün arkasından güzel konuşabiliyoruz. Çünkü ölmüş olsa bile o duyguları açık açık ifade etmeye çekiniyoruz. Genel olarak bir duygularını ifade edememe, içe atma, biriktirme falan var. Ve ben bunun kesinlikle muhafazakarlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Öyle işte. Bakalım şarkıyı söyleyecek mi? Sıra bana geldi. Kürsüye yürüdüm. Titriyordum. Derin bir nefes aldım ve sonra ağlamaya başladım. İçim parçalanarak Hollywood Homicide seçmelerindeki performansımı utandıracak bir ağlama koyverdim. Ağladım da ağladım. Ta ki piskopos omzuma dokunana kadar. Şapeli 15 dakika daha kullanabiliriz. Sonra John Trader'ın vaftiz töreni için hazırlanmalıyız. Sahneden indim. Bat Middlers'ız. Yani cenazenin bile bir saati varmış yani. Günde kaç cenaze varsa. Bu da çok garibime gitti. O kadar ünlüsün Hollywood yıldızısın bir sürü param var falan ama kiliseyi 15 dakika sonra başkasının vaftiz töreni için. Vaftiz de sünnet gibi bir şey olarak düşünün. Düşünün mesela siz cenazedesiniz. Ağlıyorsunuz. Diyor ki size imam 15 dakika sonra sünnet olacak hadi. <laughs> bu da çok kötü bir şey bence. 58. bölüm. İdare ettiğin için teşekkürler. Bu cümleyi son günlerde çok sık duyuyordum. Neden bu kadar sık duyduğumu biliyordum. Çünkü başrolü paylaştığım Ariana Grande ödül törenlerinde şarkı söylemek, yeni şarkılar kaydetmek ve yakında çıkacak olan albümü için basın çalışmaları yapmak üzere işi sık sık aksatırken ben arka planda kalıp öfke içinde kaleyi savunuyordum. İşi neden aksatmak zorunda olduğumu anlıyordum ama diğer yandan da buna neden izin olduğunu anlayamıyordum. iCarly döneminde iki filmde rol alma teklifini geri çevirmiştim. Çünkü iCarly ekibi çekim yapmaya gidebilmem için beni bölüm dışı bırakamamıştı. Yani resmen haksızlık diyor ki ben film tekliflerini reddediyorum. Kendi kariyerimi feda ediyorum iCarly dizisi için. Ama Ariana hanımefendi şarkı söyleyecek bilmem ne yapacak diye ben sürekli onun arkasını topluyorum. Yani sürekli fazla mesai yapıyormuş Ariana Grande için. Bu yüzden de e, insan haklı olarak öfkelenir yani. Belki Ariana'nın direkt olarak suçu değil ama dolaylı yoldan aslında o da buna hani ses çıkarmamış biraz göz yummuş yani. Rol arkadaşının bu şekilde bir sorumluluk üstlenmek zorunda kalmasına, bunun ağırlığı altında ezilmesine biraz göz yummuş. Tamam onun da böyle yeme bozukluğu falan, işte beden algı bozukluğu tarzı şeylerle savaştığını falan görmüştüm. Çok üzülmüştüm ve birkaç tane röportajını gördüm. Ne bileyim böyle bir sempati duydum. İçini açabiliyor bu konularda konuşmak cesaret ister falan diye. Ama sonra gitti evli bir adamın <laughs> Gitti evli bir adamla... Yattı mı bir şey mi yaptılar sevgilim? O kendisi de evliydi galiba. Öyle acayip bir skandal olmuştu. Ve şu kitapta yaptıkları da bilmiyorum ya. Hiç hoşuma gitmedi. Neyse devam edelim. Sonra bu hafta gelip çatmıştı. Bana Ariana'nın bir hafta boyunca olmayacağı ve bu bölümde karakterini bir kutuya kitleyerek bölümü onun yokluğuna göre ayarlayacakları söylenmişti. Şaka mıydı bu? Yani ben filmleri geri çevirmek zorunda kalırken Ariana billboard müzik ödüllerinde ıslığı andıran sesiyle şakayabilsin diye kutunun içinde kilitli kalmış gibi yapılabiliyordu öyle mi? Tirin gidin. zamanlar bu idare ettiğin için teşekkürler yorumunu gerçek bir iltifat olarak kabul ederdim. Ama şimdi o günler geride kalmıştı. Artık daha zor ve sert bir insandım ve bu gerçeği kabullenmiştim. <laughs> Acaba Ariana var ya bence yemin ederim bak Ariana Grande üstüne yemin ederim ki Ariana Grande bu kitabı okumuştur. En azından sesli kitap olarak dinlemiştir. Çünkü aşırı merak ediyordur hakkında ne söylendiğini. Islığı andıran sesiyle şakayabilsin diye derken de çok güzel dislemiş bence. Bir de böyle konuşmasında bir gariplik yok mu sizce ya? Çok mu gıcık olmuşum kıza? Sam Cat'ten

Bence öyle davranmasını Dan Schneider istiyordu bu arada. Hani bir kız talak olursa çekici gözükür falan gibi ama yine de hmm, neyse. En başından idareci bir insan olmasaydım şu anda bu boktan dizinin boktan sesinde bu boktan saç modeliyle bu boktan replikleri söylüyor olmazdım. O kadar çok nefret ediyormuş ki bu diziden. Belki hayatım şu anda tamamen farklı olurdu. Ama hayatım buydu. Olduğu da olacağı da bu kadardı. Ariana'ya da kızgındım. Onu kıskanıyordum. Birkaç nedenden ötürü. İlki onun benden çok daha rahat şartlarda büyümesiydi. Boca Raton Florida'da inanılmaz zengin, cennet gibi gibi bir kasabada ona her istediğini istediği anda alabilen sağlıklı bir anneyle büyümüştü. Gucci çantalar, lüks tatiller, Chanel giysiler. Ben Chanel giysiler istemiyordum. Okumaştan hiç hoşlanmıyordum ama yine de Ariana'nın onlara sahip olmasına kıskanıyordum. Ya bu çocuksu bir kıskançlık. Bu yani açıkça itiraf etmesi bence çok böyle bir yüce gönüllülük yapmış yani. Hani bunu herkes yazamaz. Çocukluğunda niye kıskandığını açık açık söylemiş. İkincisi de Nickelodeon'da kendi dizim için bir anlaşma yaptığımda dizinin gerçekten benim olacağını sanmıştım. Bana ait bir dizi olacağını. Adı Just Paket olacaktı. Evet aslında Dan Schneider ona sen, senin üstünden bir dizi çıkaracağız. Just Paket diyor ama aslında kandırıyor onu bence. Yani bence kafasında hiç öyle bir fikir yok. Ama ola ola Şapşal en yakın arkadaşıyla Sam ve Cat'in süper eğlenceli bebek bakıcılığı servisi adında bir şirket kuran uyduruk bir karakter hikayesi olmuştu. Üçüncüsü Ariana kariyerinin var olan bütün 30 yaş altı en iyi 30 isim listelerine girebildiği bir evresindeydi. Bense kariyerimin Rebecca Bonbon'un yeni yüzü olmamla heyecanlandığım bir aşamasındaydım. Sadece Walmart'ta satılan bir marka, Migros'ta satılan bir markanın yüzü olduğum için heyecanlanıyordum. Benim kariyerim bu kadardı diyor. Ya herkes 30'dan önce böyle bir şey var. işte Sigma Grindset. Herkes 30'dan önce ya herkes 25 yaşında hayatın anlamını bulmuş olmalı. Bu bana o kadar zarar vermişti ki kafayı yemiştim 25 yaşında. Demiştim ki nasıl yani ya? Nasıl 25 yaşında olurum ve bütün hayallerimi gerçekleştirmiş olmam? Yani böyle kafa, böyle aptalca bir şey var. İnsanlardan istenen bir aşırı gerçeklik dışı bir beklenti var. 25 yaş bütün hayatını ya kendini gerçekleştirmiş olmalısın. Bu doğru değil. Kimi insan 30 yaşında kendini gerçekleştiriyor. Kimisi 40 yaşında. Kimisi 50 yaşında. Kimisi 60 yaşında. Geçen Amerikan Horror Story izliyordum. Jessica Lange var ya gerçi o çok başarılı bir oyuncuymuş ama sonuçta gençler onu Amerikan Horror ile ve 60 yaş üstüyken tanıdılar. O şöhreti o zaman oldu. Veya Harry Potter'daki Severus Snape o kadar ünlü birisi değildi. Ama 45-50 yaşlarındaydı sanırım Harry Potter'da oynadığında. Bunun gibi yani insanların o kadar farklı kendini gerçekleştir Evreleri olur ki ve resmen şu anda rol arkadaşı ve rol arkadaşı aşırı başarılı ve kendisi de bir marketteki bir markanın yüzü olabiliyor ve bu tabii ki insana kendini çok başarısız hissettirir yani bir de sürekli kendi başkalarıyla kıyaslamasından sebep olan bir annesi var. Psikolojisi o açıdan da kötü. Forbes muydu? Bir dergi var. Ekonomi dergisi. 30 Under 30 diye bir liste var orada. Orada böyle 30 yaşından önce aşırı başarılı ve zengin olan insanların listesi oluyor. Ve insana bence başka insanları kendilerini çok kötü hissettiriyordur bu liste. Herkesin prime'ının illa 30 öncesinde olması gerek ...yine bilmeyen insanlara kendi çok kötü hissettiriyordur. Başlangıçta kıskançlığımı iyi idare edebiliyordum. Sete sevinçten havalara uçarak gelip Billboard ödüllerinde sahne alacağını söylediği zaman bunu umursamadım. Bu beni etkilememişti. Ama sonra yine zıp zıp zıplayarak sete geldi ve El dergisinin kapağında olacağını söyledi. İşte bu bana dokundu. Ben dergi kapaklarında yer alacak kadar güzel değil miydim? Bu arada bu kitaptan sonra bayağı bir dergi kapanda yer aldı. İşte dediğim gibi yani hani herkesin başarısı farklı. Bu mesela bunları hissederken 20'li yaşların başında henüz. Ariana benim alabilecek fırsatları mı elimden alıyordu? Kıskançlığımı zar zor bastırdım ve yola devam ettim. Ama sonunda beni darma eden şey Ariana'nın heyecandan yerinde duramaz ve tiz bir sesle ciyaklar halde böyle şey yapması da çok laf sokması da bence çok komik. Bir önceki akşamı Tom Hanks'in evinde sesli sinema oynayarak geçirdiğini anlatması oldu. O anda koptum. O andan itibaren Ariana'dan haz etmez oldum. Onu sevmiyordum. Sevemezdim. Şerif Woody ve kahrolası Forrest Gump'la takılmak mı? Bu kadarı fazlaydı. Bu yüzden artık ne zaman işe gelmesi bunu kişisel bir saldırı olarak alıyordum. İdare etmenin canı cehennemeydi. Ben Tom Hanks'le sessiz sinema oynamak istiyordum. Bölüm 59. Liam'la birkaç ay önce Colton'un bir arkadaşının Cinco de Mayo partisinde tanışmıştık. Onunla henüz seks yapmamıştım ama uygun zaman gelmiş gibi hissetmeye başlıyordum. Artık korkmuyordum. Artık hiçbir şeyden korkmuyordum. Çünkü annem öldüğünden beri hiçbir şeyi gerçekten umursamıyordum. Liam ilk cinsel birlikteliğimi yaşayabileceğim sağlam birine benziyordu. Ondan sadece hoşlanıyordum. Onu gerçek anlamda umursamıyordum. Dolayısıyla seks yapar yapmaz ona bağlanacağım korkusunu taşımıyordum. Cep boy tekilalardan birini daha havaya diktim. Bu arada sürekli ve çok fazla alkol içmeye başlıyor. Tekilalar, vodkalar, şaraplar, viskiler. Emi'nin gözücüyle Liam'ı süzdüğünü gördüm. Kadınların bir erkeğe vurulduklarını belli etmelerinden nefret ediyordum. Emi de bir arkadaşı. Bunu annemin kadınlara erkeklerden bile daha az güvenmekli gerektiğiyle ilgili uzun unutuklarından öğrenmiştim. Kadın olmak çok utanç vericiydi. Emi gibi kadınları onlardan farklı olabilmek için inceliyordum. Ve daha iyi. Yani aslında annesi yüzünden nasıl bir pick me girl olmaya çalıştığını anlatıyor. Hani annesi kadınlar güvenilmezdir dediği için e, hiçbir kadını sevmiyor ve kadınları küçümsüyor, aşağılıyor. Kadın olmak utanç verici diyor. Bu da bu arada hem aile tarafından hem de hani atarki kültür tarafından kadınlara genç yaşta öğretilen bir şey. Kadınlar aptaldır ama ben çok zekiyim, ben farklıyım falan. Erkeklerle daha iyi arkadaş oluyorum falan. Koca bir saçmalık oysa ki ama çok kadın bu tuzağa düşüyor yani küçük yaşlardayken ama önemli olan sonradan bu özellikten kurtulabilmek yani 2 saat sonra evime dönmüştük Liam beni yatağın üstüne attı ve elbisemi çıkardı başım dönüyordu o da dönüyordu sarhoştum neredeydim ben ne oluyor diye sordum sonunda. Seninle seks yapıyorum dedi Liam midemi bulandıran bir ses tonuyla. Yarı bebek sesiyle konuşmuştu. Yani aslında sarhoş olduğu için kafası bulanık ve tam rıza gösterebilecek bir durumda değil. O yüzden bu kişinin yaptığı tecavüz sayılıyor. Çünkü birine hayır dememek, açık açık hayır yapma istemiyorum dememek birine evet demiş olmak anlamına gelmiyor. Burada sarhoş olduğu için onun resmen kafasının bulanık olmasını ve nasıl olsa müdahale edemeyecek olmasını çok fazla bu durumu kullanıyor. Ve düşünsenize kim bunu ister mesela kim ister karşımdaki insanın zevk alıp almadığı umurumda değil hatta birazcık da kafası bulanık olsun ki rahat rahat yapabileyim e çünkü eğer karşımdakinin kafası yerinde olursa istemeyebilir. Yani bunu sadece kötü niyetli, karşısındaki insanı hiç umursamayan, onu sadece kullanmak isteyen, ondan yararlanmak isteyen biri yapar değil mi? Ve bunu mesela kabul etmiyor birçok erkek. Diyorlar ki işte sarhoşsa o zaman içip içip gitmeseydi onunla mesela. Sanki içmek okey demekmiş gibi. Oysa ki değil yani. İçki içmek, birinin evine gitmek, biriyle aynı yatağa girmek bunların hepsi seks okeydir anlamına gelmiyor. Hatta ve hatta evli olmak biriyle, bu da her zaman zaman seks okey anlamına gelmiyor. Çünkü karşıdaki kişinin de buna açık açık rıza göstermesi gerekiyor. Mesela sevişirken diyelim karşıdaki kişi dedi ki canım yanıyor artık yapma. Acıyor canım artık yapma dedi. Siz yapmaya devam ediyorsanız canı yandığı halde onun canını acıtmaya devam ediyorsanız bu da tecavüz oluyor arkadaşlar. Bunu birçok insan anlamıyor. Çünkü başlarına gelme ihtimalini hiç düşünmüyorlar. Bu rıza olayını anlayamamaları gerçekten karşısındaki insanı insan yerine koymamalarından kaynaklanıyor. Yani bunu illa cinsel birliktelik olarak düşünmeyin. Gıdıklamak olarak da düşünebilirsiniz. Diyelim bir arkadaşınız var. Arkadaş diye bu onu her istediğinizde gıdıklayabileceğiniz anlamına mı gelir veya artık yapma istemiyorum dediğinde zorla gıdıklamaya devam etmeniz anlamına mı gelir mesela arkadaş olduğunuz için veya aynı ortamda aynı koltukta şey mi diyeceksin mesela ama sen onun yanına oturdun o yüzden seni istemeyene kadar gıdıklayabilir veya sen onunla evlisin o yüzden seni istemeyene kadar gıdıklayabilir yani gıdıklamak burada o kadar şey bir örnek ki fiziksel aktivite olarak o kadar alakasız bir örnek ki ama bunu bile anlayabilirsiniz değil mi bir insana yapma demesine rağmen gıdıklamaya devam et o yüzden sadece acı verecektir. O yüzden rızası yoktur yani. O yüzden yanlış bir şeydir. Bunun gibi hani artık böyle aptala anlatır gibi anlatmak zorunda kalıyorum. Çünkü mesela bence yargıdaki insanlar da tecavüzün ne kadar kötü bir suç olduğunu anlamıyorlar. Yani bunun için gerçekten empati yeteneğinin yüksek olması gerekiyor. Birçoğu erkek olduğu için yani tecavüzün psikolojik olarak nasıl yıkıcı bir etkisi olduğunu veya tecavüz eden kişinin aslında nasıl yüksek bir şiddet eğilimine sahip olduğunun, kontrol eğilimine nasıl tehlikeli yani bence tecavüz edebilen bir insan aşırı tehlikeli bir insandır. Bunu anlayamıyorlar. O yüzden Bence tecavüzün suçları çok düşük kalıyor. Bence tecavüz eden insan direkt olarak hapse atılmalı. Ben bir kadın olarak bunu söylüyorum. Ama çok düşük mesela tecavüz eden bir insanın yıllarca hapiste yatma ihtimali çok düşük. Bu birçok ülkede böyle bir tek Türkiye'de değil. Türkiye'de imkansız zaten. Ama bu çok ağır bir suç yani ve tecavüz eden kişi çok tehlikeli bir insandır bana göre. Bu da bir tür şiddet cinsel istismar yani. Bekaratimi böyle kaybetmek istememiştim. Bu akşam olmasını da hiç beklemiyordum. Bu akşamın ilk sihirli öpücüğümüzün akşam olacağını düşünmüştüm. Zihinsel ve duygusal olarak hazırlanmak için zamanım olacak sanıyordum. Ama bir yandan da devam etsin istiyordum. Ritüeller ve hazırlık kimin umurundaydı? Hatta bekaretimi aradan çıkarmak beni rahatlatacaktı. Siktir ettim. Onu düzgün görebilmek için gözlerimi kızıp kafamı toplamaya çalıştım. Liam kalçamı iki yanından tutmuştu. Yaptığı şeyi detaylı olarak açıklıyor. Alnından bir damla ter süzüldü. İğrenç. Sonra bitiyor olay. Ertesi sabah biter gölünün içinde uyandım. Bana arkadan sarılmıştı. Onu uyanana kadar dürttüm ve dürten ben değilmişim. Uyanmasına başka bir şey sebep olmuş gibi davrandım. Gözlerimin içine baktı ve gülümsedi. Gecenin müthiş olduğunu söyledi. Yalan söyleyerek onu onayladım. Ayağa kalkınca bir anda her yerimin nasıl sızladığını fark ettim. Yürümek canımı acıttığı için paytak paytak ilerliyordum. Bir cinsel birliktelik yürümenin canını acıtacağı şekilde olmamalı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hiçbir zaman böyle acı çekmenize sebep olacak bir şey olmamalı. Çişimi yapmak için kilodumu indirdim. Ortasında biraz kan vardı. Yeme bozukluklarım yüzünden yıllardır adet İlk kez seks yapmamın bir sonucu olmalıydı bu. Tuvaletimi yaparken canım yandı. Sonra gidiyor Liam. Kendime dışarıdan kahvaltı söyledim. Yumurta, jambon, kızarmış ekmek, patates ve üstüne krema sıkılmış sütlü kahve. Hızlı hızlı ve umutsuzca yedim. Ta ki yemeğin yarısına gelene kadar. Şimdi durabilirim. Doydum. Döngüyü kırabilirim. Ama kıramıyor. Yemek kutusunu çöpe attım. Banyoya koştum. Sonra tabii ki yapacağını yapıyor. Ardından yıkandım ama hala kaygı yüklüydüm. Tekrar çöp kutusuna gittim. Yemek kutusunu içinden çıkardım. Yumurtaları ağzıma tıkıp hızlı hızlı çiğnedim. Banyoya gittim ve daha fazla yemememi garantilemek için yiyeceklerin üstüne parfüm sıktım. Ama sonra biraz daha yedim. Parfüm beni örttü ve yine kusuyor. Bölüm 60. Harika görünüyorsun. Seni hiç bu kadar iyi görmemiştim ama ben olsaydım artık dururdum. Biraz daha devam edersen kötü anlamda zayıf görüneceksin. Ay bana da bunu çok söylüyorlardı. Benim depresyondan dolayı işte tam o 25 yaşlarımda falan aşırı kilo verdiğim bir dönem olmuştu. 53-52'ye falan inmiştim ve bu benim ideal kilomdan çok düşük bir kilo boyumla orantılandığında. Ve insanlar bana ay çok ben iğrenç hissediyordum kendimi. Yani depresif olmaktansa kilomun daha yüksek olmasını tercih ederdim. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü o çok ya depresyonda olmak korkunç bir şey. Ve herkesin ciddi ciddi yaşamamış olan yani yaşamamış olanın anlayamayacağı bir şey bence çok zor hiçbir şey yapmak istememek hayattan hiç keyif alamamak ayağa bile kalkamamak falan, yataktan çıkamamak. Bunlar çok kötü şeyler ve o iştahsızlığım beni çok korkutuyordu. Her gün biraz daha kilom düşüyordu ve insanlar bana ay çok güzelsin ya böyle ama biraz daha zayıflama yani bence burada dur yani daha fazla sanki o benim kontrol edebildiğim bir şeymiş gibi çok iğrenç yorumlar ya. Bunlar birlikte çalıştığım yapımcı ajans ve ekip elemanlarından son birkaç haftada duyduğum yorumlardı. Daha önce hiç almadığım kadar pozitif ve ürkütücü yorum alıyordum. Artık tam 10 yıllık yeme bozukluğu deneyimim olmuştu. Anoreksiya yıllarım vardı. Patlam ne kadar yediğim zamanlar ve son olarak da bulimik günlerim. Tecrübem arttıkça vücudun içeride olup bitenlerin güvenilir bir yansıması olmadığını daha iyi anlıyordum. Yani demek istiyor ki vücudumun içinde yaşadığım şey aslında çok sağlıksız ama dışarıya çok insanlar çok güzel görüyormuş gibi yansıyor. Bu doğru değil yani. İnsanlar zayıfı iyi ile kiloluyu kötüyle ve fazla zayıfı yine kötüyle özdeşleştiriyorlardı. İyi olma aralığı çok dardı. Ben hali hazırda bu aralığa düşüyordum ama alışkanlıklarım iyi olmaya çok uzaktı. Vücudumu her gün istismar ediyordum. Sefil durumdaydım. Tükenmiştim. Yine de bana iltifatlar yağıyordu. Söylemeden geçemeyeceğim. Sen provalarını yaparken ve bir sahneyi çekmek için kapıdan çıkarken Popona odaklanmamak çok zor oluyor. Umarım bunu söylemem sana ürkütücü gelmez. İltifat olarak söylüyorum. Bence burayı, bu cüm, bu paragrafı ...Dan Schneider söylüyor. Bunu, bunu yüzde bin eminim. Çünkü kimin söylediğini söylemiyor burada. Ve paragrafın yazılış tarzından anlıyorum ki de, bence Dan Schneider söylemiş bunu. Çünkü bölümü bitirmek için vurucu olsun diye en sona yazmış. Ben öyle düşünüyorum. Bölüm 61. Aikali'deki karakterimin üstüne kurulan diziyi daha çok annemi yatıştırmak için kabul etmiştim. Ama aynı zamanda yaratıcı bana bölümlerden birinde yönetmenlik konumunu vaat ettiği için yapmıştım. Sektörün beni sonunda bir çocuk kanalı oyuncusundan daha fazlası olarak görmesini sağlayacak bir fırsattı. Son bölümlerin listelendiği alt kısma baktım. Küçük yönetmen kutucuklarından birinde kendi adımı görüyor olman gereken kısmı. Ama adımın olması gereken yerde yok yazıyordu. Panik atak geçirmek üzereydim. Buna inanamıyordum. Yöneticiler ve yapımcılar odaya dolmaya başladılar. Gözlerimi güvenmediğim insanlar arasındaki en çok güvendiğime diktim. Dan Schneider'dan bahsediyor. Sonra konuşuruz der gibi dudaklarını oynattı. Ne kadar aptal olduğumu fark edince gözlerim doldu. Bu insanların yapacaklarını söyledikleri her şeyi yapacak inanmıştım. Her gün aksatmadan işe geldikten, profesyonel davrandıktan, öfkemi yuttuktan ve bir diziyi neredeyse 40 bölüm taşıdıktan sonra benden istediklerini aldıkları için bunca şeyi yapmamın en büyük nedenini de elimden alıyorlardı. Yani oraya küçücük bir yönetmenin yönetmen kelimesinin karşısına kızın adını yazmamışlar resmen. Kullanıp atar gibi böyle çöp yani... Tek istediği bu aslında birazcık böyle tanınırlığının artması falan daha ciddi işler yapabilmesi, bu tekliflerin gitmesi. Bence Dan Schneider bilerek yazmıyor. E çünkü Nickelodeon'dan başka bir yere gitmesini istemiyor. Biraz kontrol amaçlı yapıyor bunu. Ben öyle düşünüyorum. İhanete uğramış hissediyordum. Ajansımı ve menajerlerimi aradım. Bana her zamanki gibi idare etmemi söylediler. Ama ben idare etmekten o kadar bıkmıştım ki daha ne kadar idare edebileceğimi bilmiyordum. Cuma günüydü. Çekim günü. Ağlamam bir türlü kesilmediği için Perry'nin makyözüm. as aynı zamanda kendisine çok destek olan biriymiş. İşini tamamlaması bir buçuk saat sürdü. Berbat durumdaydım. Daha Almıştım. Kandırılmış, incinmiş ve öfkeliydim. Kimse benimle konuşmuyordu. Anlaşılan bu işte birlikteydiler. Repliklerimi ezberlememiştim çünkü artık umurumda bile değildi. Son bölümlere baktım. Semenketin bana çok yorgun gözüktü ya. Bilmiyorum. Böyle boşluğa bakıyor gibiydi bazı sahnelerde. Ya da burada anlattığı için mi öyle görüyorum bilmiyorum ama çok fake zaten dizinin kendisi aşırı fake ve yapmacık böyle tuhaf hissettiriyor insana. Sadece çocukların izleyebileceği bir aptallıkta zaten o dizi. Mesela şu an yetişkiniz ama birçok diziyi çocuk dizisinde. Veya çocuk çizgi filmini hala izleyebiliyoruz. Mesela Sünger Baba hala çok eğlenerek izleyebiliyoruz. Ama Disney ve Nickelodeon'un birçok dizisi bence çok saçma geliyor. Büyüyünce insana. Repliklerimi ezberlememiştim. Çünkü artık umurumda değildi. Keşke beni kovsalardı. Burası zehirli bir yerdi. Ve zaten iyi olmayan ruh sağlığımı daha da kötü hale getiriyordu. Ben öğretmenliğimi yaptığım son günlerde böyle hissediyordum. Anlatmıştım size daha önce. Böyle test dağıtırken Allah'ım diyordum. Beni buradan kurtar. Gebereceğim artık. Böyle ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Teneffüs olsun da ağlayayım diye bekliyordum. O çok zordu, çok zordu. Ya en kötü kabuslardan biri insanın istemediği bir işte çalışması. Yani ve hayatı boyunca bunu yapmak zorunda olması, Kapana kısılmış hissettiren bir his. Kötü bir işte çalışmak. İstemediğin toksik ortamı olan bir işte çalışmak. Eğer aranızda böyle tarif ettiğim gibi şeyler yaşayanlar varsa umarım bir an önce o iş ortamlarınızdan kurtulursunuz. Daha iyi fırsatlar çıkar karşınıza çünkü iğrenç bir his gerçekten. Çekime başladık. İkinci satırımın ortasında nefesin panik atak geçirirken hep olduğu gibi adeta içimden çekildi ve hızlandı. Ay, evet panik atan böyle bir şey var. Sanki böyle kalbiniz böyle atarken birden düşüyor ve ve nefesiniz kesiliyor gibi hissediyorsunuz ve böyle birden yere yığılmak, yani böyle bayılacak gibi hissediyorsunuz. Çok kötü bir. His. Ay ne kadar. Çok kötü şeylerden bahsediyorum ama üzgünüm yani. Çok ağır dönemleri hayatının bu kısımlar. Sonra yere yığıldım. Rol arkadaşlarımdan biri beni kucakladı ve setten dışarı taşıdı. Beni sakinleştirdiler. Bir kapıyı tıklattı. Yapımcılardan biri olduğunu anladım. Onunla konuşmak istemiyordum. Gözyaşlarım yeniden akmaya başladı. Benimle baş başa konuşmak istedi. Diğerleri odadan çıktı. Sanırım bu yönetmen listesinden silinmenle alakalı bir durum. Ben senin yönetmenlik yapmanı istedim. Burada senin yönetmenlik yapmanı istemeyen başka biri var. Yönetmenlik yaparsan diziden ayrılacağını söyledi ve böyle bir lüksümüz yok. Afallamıştım. Nutkum tutulmuştu. Böyle bir şeyin mümkün olabilmesini bile aklım almıyordu. Kendimi defalarca kusturdum. Etrafımda olup bitenlerle baş etmenin başka bir yolunu bilmiyordum. Hayatımın bu denli kontrolden çıkmasıyla başka nasıl baş edebileceğimi bilmiyordum. Ve bence Ariana Grande'yi kastediyor burada Dan Schneider. Ve bence Ariana Grande öyle bir şey söylememiştir büyük ihtimalle. Aralarını ya birbirine düşürmek için yapıyor. Kontrol elinde tutmak için bence. Böyle yorumladım ben burayı. 62. Whole Foods'da haftalık market alışverişimi yapıyordum. Sebze meyveye ve donmuş gıdalara tonla para döküyordum çünkü bir torba yiyeceğe fahiş bir fiyat ödersem kusma olasılığımı azaltırım diye umuyordum. Bulimia'nın benim için sürdürülebilir olmadığını anladığım noktaya gelmiştim. Gırtlağımdan her gün kan geliyordu. Dişlerim yumuşamaya, yanaklarım şişmeye başlamıştı. Midem yiyecekleri sindirmekte zorlanıyordu. 5-6 dişim çürümüştü. Her sabah kendime o gün kendimi kusturmayacağım söylüyordum ve her sabah saat onda çoktan kusmuş oluyordum. <laughs> Her gün, her gün ve her yiyecekle karşılaştığınızda panik yaşadığınızı düşünsenize. Of, o kadar zor ki. Ya herhalde mental hastalıkların en zorlarından biridir. Ya tabii ki hepsi çok zor da bilmiyorum. Yemek, her yemek yediğinde panik olmak falan kusmak çok zor bir şey. Yepyeni stratejilerimden bir diğeri de aldığım kalori miktarını düşürmekti. Kalorileri düşük tutarsam kusma isteğim geçer diye umuyordum. Ama işin için gerçeği biliyordum. Bu arada ya dünyanın en salakça yöntemi çünkü aslında yeterince kalori almadığın için acıkıyorsun ve tıkınırcasına yiyorsun. Yani aslında kusma davranışını daha da tetikleyecek bir şey yapıyor kalorilerini azaltarak. Normal yese içse zaten o kadar rahatsız edici bir açlık hissiyle baş etmek zorunda kalmayacak. Ama için için gerçeği biliyordum. Gerçek şu ki ben bulimik değil anoreksik olmak istiyorum. Hedefim anoreksiaydı. Eskiden iki dünyanın en iyi şeyi olarak gördüğüm bulimya... İstediğini ye. Hepsini kus zayıf kal. Böyle görüyormuş eskiden. Artık bana kendimi aşağılanmış hissettiriyordu. Her yemek yiyişimin ardından öyle büyük bir utanç ve ile doluyordum ki. Düşünsenize ya. Çok zor. Kusana kadar ne yapacağımı bilemiyordum. Bu duygularla nasıl baş edeceğim konusunda hiçbir fikrim olmadığı için kendimi daha iyi hissetmek adına kusuyordum. Kafam çatlayacakmış gibi hissettiren bir baş ağrısı, boğaz yanması ve utançla baş başa kalıyordum. Bulimya doğru cevap değildi. Doğru cevap anoreksiyaydı. Anoreksiya soylu, kontrollü ve güçlüydü. Bulimya'da kontrol yoktu. Kaotik ve acınası bir haldi. ...kirlerin anoreksiyası. Yani artık diyor ki bulimiyayı beğenmiyor artık. Diyor ki yani bulimiya salaklar içindir yani o kadar mı acizsin? Anoreksik ol. Hiçbir şey yemiyorsun. Yemeğe ihtiyaç bile duymuyorsun. Yemek yemek acizler içindir falan gibi çok tehlikeli ve korkunç bir psikolojiye giriyor. Anoreksik arkadaşlarım vardı ve bana acıdıklarını görebiliyordum. Çoğu şey kontrolüm dışındaydı. Sevdiğim insanları kaybetmek, beni utandıran bir dizide oynamak, hiç istemediğim bir kariyere sahip olmak. Ama bu öyle değildi. Bunu kontrol edebilirdim. Telefonum çalmaya başladı. Büyük annem arıyordu. Büyük annem hiçbir zaman çok sevmemişimdir. Favori hobileri telefonda dedikodu yapmak, saçına perma yaptırmak ve yakınmaktı. Günlük yakınmalarına bir de varoluşuyla ilgili genel bir sızlanma hali eklenirdi. Sürekli mızmızlanan ve sorunlarına illa başkalarına ortak eden bir kadındı. Onu da benden pek az ettiğini sanmıyordum ama bunu hiçbir zaman itiraf etmezdi. Çünkü ağlamaklı bir sesle benim ondan hoşlanmamamdan yakınmakla fazla meşguldü. Annem öldüğünden beri ilişkimiz konusunda az da olsa çabalamaya gayret ediyordum. Bir de bu var. Anne öldükten sonra veya işte ailede bir ebeveyn öldükten sonra veya bir başka bir üye öldükten sonra diğer üyeler birbirlerini teselli etmek, birbirlerine daha çok sahip çıkmak gibi bir psikolojiye giriyorlar. Bu da çok bence zorlayıcıdır. Birkaç günde bir aramaya ve haftada bir e-posta yazmaya çalışıyordum. Yani mesela anneanneyi birkaç günde bir aramak. Ya çok aslında hayatın akışına kapıldığınızda çok şey bir mesai ciddi bir mesai yani birkaç günde bir anneanneyi aramayı hatırlamak falan özellikle yoğun çalışıyorsanız ama her konuşmamızda ondan mutlaka işittiğim gibi büyük annem için asla yeterli olmuyordu Duygusal açıdan tükenmiştim ama bu ilişkiye enerjimi vermeye devam ediyordum. Çünkü bir pislik gibi davranıp zaten kızını kaybetmiş olan anneannemi kendimden uzaklaştırmak istemiyordum. Ama o sanıp yani çok üzülüyorum. Çünkü çocuklar her zaman ebeveynlerine ve büyük ebeveynlerine onların onlara davrandığından daha şefkatli davranmaya meyilli oluyorlar. Genelde böyle oluyor. Tabii ki farklı durumlar oluyordur ama hani genelde çocuklar daha kırılgan olan taraf oluyorlar. Yani böyle daha çok bahane buluyor, buluyorlar büyüklerin davranışlarını. Ya öyle olduğu için yani zaten zaten kızını kaybet. Sen de anneni kaybettin. Onun da mesela sana daha karşı daha şefkatli olması gerekiyor. Ne bileyim annesini kaybetti. Artık ben ona hem anne olayım hem anneanne olayım diye düşünüp seni daha böyle bir sarıp sarmalaması gerekiyor. Ama tek yaptığı sana kendi kötü hissettirmek yani. iğrenç bir insanmış. Ama işte o diyor ki yani zaten annesini kaybettim. Ben de ona kötü davranmayayım. Yani bunu düşünen taraf o oluyor. Bu çok üzücü bir şey yani. Çok büyük duygusal yükler taşımak zorunda kalıyor her zaman. Büyük anne seni eve gidince arayabilir miyim? Markette alışveriş yapıyorum. Ağlamaklı bir sesle sen beni hiç aramıyorsun diye verdi. Gözlerimi devirdim. Ağlayarak beni her arayışında büyük babam öldü sanıyordum. Bir de böyle bir saçmalık yani sürekli ağlayarak ararsan bir insanı. Düşünsenize ben düşünüyorum mesela annem beni sürekli ağlayarak arasa ne kadar tedirgin olurum yani. Anne bir şey mi oldu falan filan. Ondan çığlıklarını ve ağlamasını biraz kontrol altına almasını rica etmiştim. Sert bir tavırla eve gittiğim zaman onu geri arayacağımı söyledim ve telefonu kapattım. Tekrar aradı, pes ettim. Alışveriş arabamı olduğu yerde bıraktım ve marketten çıktım. Arabama doğru yürüdüm. Tekrar aradı. Hala ağlıyordu. Büyük anne dedim düz bir sesle onu şakinleştirmeye çalışarak. İsteri krizine girmiş gibiydi. Market alışverişi yapıyordum. Şimdi konuşuyoruz işte. Neden aramıştın beni? Göz yaşları anında zehirli bir hal aldı. Bana pislik yapman gerekmiyor sürtük. Büyük annem bana sık sık sürtük derdi. Büyük anne bana hakaret etmeye ve her konuşmamızda beni suçlamaya devam edeceksen seni engelleyeceğim. Beni tehdit etme küçük kız. Diğer torunlarımın hepsi beni senden kat kat fal. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Benim aklıma da geldi ya. Anneannem bana bir kere sürtük demişti. Ne olmuş işte, biliyor musunuz? Ya yani benim anneannem çok muhafazakar bir kadındı. Ben de orta sonda veya lise birde olmam lazım. Arkadaşlarımla sinemaya gidiyordum. Giderken de gözüme böyle kalem çekiyordum. Bir de ruj sürecektim galiba. Lisedeydim hatırlıyorum. Aynaya, aynada böyle makyaj yaparken ne yapıyorsun? İşte kendi çok güzel olduğunu falan mı sanıyorsun? Ne şimdi bu falan gibi şeyler söylemişti. Ben de herhalde böyle ters bir cevap falan verdim. O da işte dışarıda kimle gezeceksin sürtük gibi bir şey. Bu arada biliyorum bir anda şey travma dumping gibi oldu ama yaşlandıkça geçmişti bu saçmalıkları. O yüzden şu an gülerek anlatabiliyorum. İşte Karadenizli yaşlı bir insan işte ne bekliyorsunuz aşırı muhafazakarda. Ve bana öyle sürtük demişti hiç unutamıyorum. <laughs> Neyse ben var ya asla yeğenlerimi düşünüyorum. Asla onlara böyle bir şey söyleyemem herhalde. Hayatımda hiç bir kere bile hakaret etmemişimdir onlara. Ha böyle oyun oynarken falan salak falan demişimdir de ciddi ciddi. Asla yani benim aklımın ucundan bile geçmiyor ya. Herhangi bir yeğenime şefkatsiz davranmak, hakaret falan etmek. Nasıl yani? Neyse. Bana iyi davranmıyorsun. Annem mezarında ters dönmüştür. Keşke söylediği son şeye de gözlerimi devirebilseydim ve büyük annemi hayattaki yegane amacı torunlarını kışkırtmak olan bu yaşlı kaçık kadın olarak bir kenara atabilse ama yapamıyordum. Annemle ilgili her şey benim zayıf noktamdı. Annemin bana karşı kullanılmasına göz yumamazdım. Pekala büyük anne, seni, telefonu kapatıyorum ve seni engelliyorum. Sakın bunu aklından bile geçirme. Annen cennette gözyaşlarına boğulur. Büyük annem bunu hep yapıyordu. Bir şeyin beni derinden sarstığını, canımı yaktığını bilirse bıçağı daha da derine saplayıp çeviriyordu. Bir büyük anne torununa acı vermeyi nasıl isteyebilirdi ki? Bak bundan bahsediyordum işte. Yani aklımdan almadığı şey bu. Neden çocuğuna, torununa kötülük yapmak, acı vermek isteyesin. Psikopat mısın, manyak mısın yani sevgi şefkat göstermek varken? Bu tamamen kişilikle ilgili. Çünkü bak şimdi zor bir hayat yaşadığını, mutsuz olduğunu, dikkat çekmek için yanıp tutuştuğunu, ona karşı soğukluğumun onu incittiğini biliyordum. Ama yine de bunların bu davranış şeklinin bir bahanesi olduğunu düşünmüyordum. Hoşça kal deyip telefonu kapattım. Engelli tuşuna bastım. İyi geldi. Doğru geldi. Yeniden normal nefes almaya başladım. Dışarıdan sevdiğim bir restorandan pastırma, brüksel lahanası, patates kızartması ve et şiş sipariş ettim. Yanında içmek için bir bardağı ağzına kadar tekile doldurdum. Daha yemeğim gelmeden tekilayı bitirmiştim. Yemek geldiğinde karnım iyice acıkmıştı. Hepsini son hızlı mideye indirdim. İşim bitince hepsini kustum ve umurumda bile olmadı. 63. Haftalardır işimi baştan savma yapıyordum. Sabahları repliklerime şöyle bir göz atıyor. Provalardan önce ezber yapmak için çaba harcamıyordum. Öğle yemeği molasının ikinci yarısı genellikle ergen magazin dergilerinin peş peşe sıralanmış röportajlarıyla geçiyordu. Dizinin bitmesi için gün sayıyordum. Bulimya kaynaklı bir kalp krizi geçirmeyi beklemeye başlamıştım. Hayatımdaki hayal kırıklıkları gittikçe birikiyordu ve sefaletim de büyüyordu. Annemin ölümü zaten içimdeki her şeyi almaya yeterdi ama o zamandan bu yana yığın gittikçe büyüyordu. Nickelodeon'da yaklaşık 10 yıl geçirdikten sonra bana kim iş vermek isterdi ki? Bu yapmacık ve tuhaf ortamdan sonra nasıl gerçek oyunculuğa geçebilirdim? Üniversiteye gitmemiştim ve gerçek hayat becerilerinden yoksundum. Dolayısıyla eğlence sektörünün dışında bir meslek edinmek istesem bile bu bunun gerçekçi bir seçenek olmasına uzaktım. Yani diyor ki bundan sonra oyunculuk falan dışında başka bir iş yapamam zaten. Çünkü gerçek hayat becerilerim yok. Okula bile gitmedim. Yani insanlarla, normal insanlarla sosyalleşmediğim için böyle bir seçenek yok. Erkekler de bana iyi gelmiyordu. Kendimi her gece bir şişe şarapla ya da dolu bir kadeh viskiyle oyalamayı diyelerdim. Çaresiz durumdaydım. Omuzlarımı düşürerek yavaş yavaş yürüyordum. En son ne zaman gülümsediğimi hatırlayamıyordum. Duygusal istismar suçlamaları yüzünden yaratıcının kanalla başı beladaydı. Bunun çok uzun zamandır beklenen bir şey olduğunu ve aslında çok daha önce olması gerekiyordu hissediyordum. Başının girdiği belanın miktarı hoşuma gidiyordu. İş öylesine bir kulak çekme düzeyinde değildi. Öyle bir adde gelmiştik ki hiçbir oyuncuyla sette bir araya gelmesine izin verilmiyordu. Ve bu durum çekimler arasında iletişimi güçleştiriyordu. Yaratıcı etrafı favori atıştırmalığı, söğüş et yığınları ve hayattaki en değerli başarısı Kids Choice ödülleriyle çevrili bir halde mağaraya benzeyen küçük bir odada oturuyordu. Gerçekten de Kids Choice ödülleri genç sanatçıların veya işte çocuk yıldızların ödül aldıkları bir Nickelodeon ödül şovu diye hatırlıyorum ben. Mesela Twilight'ın oyuncuları da Kids Choice Awards böyle genç insanlar genelde ödül gösteriliyor. Hatta Twilight videomda bahsetmiştim ben 2010 yılında mı 2008 yılında mı ne Jacob'ın yani Taylor Lautner'ın en iyi gülümseme Kids Choice ödülü. Buna oy vermiştim ve bunun ekran görüntüsünü alıp bloğuma koymuştum. Alacakaranlık Karanlık serisini izlemeyenler bence o seriyle ergenliğinize döneceksiniz. Böyle dandik bir ödül töreni yani ve diyor ki hani hayatındaki en önemli şey bu Kids Choice ödülüydü. Bir tane Nickelodeon'un Quiet On Set belgeseli var ya orada yaşlı bir kadın sanırım kostüm tasarımcısı demişti ki Dan Schneider için bu yaratıcı dediği adam için. Yani herhalde ergenliğinde mi bir reddedildi bir şey mi yaşadı sanki ergen kızlara çekici gözümme, gözükmek isteyen bir oğlan çocuğu gibiydi ve gerçekten tipi öyle. Sakal falan bırakmıyor. Çocuk gibi giyiniyor. Kids Choice ödülü en önemli ödülü falan. Sanki hala ergenliğinde takılı kalmış ve sürekli ergen kızları istismar ederek bu iş takıntısını aşmaya çalışıyor. Yani sanki onlardan bir sevgi geri almaya çalışıyor ama bunu çok korkunç bir yolla yapıyor. Zaten sakal bırakması da bu suçlamalardan sonra olmuştu. Hemen böyle daha ciddi bir adam kılığına falan girmişti. <laughs> İğrenç bir insan neyse. Çekimlerimizi mağarasında kurulmuş dört farklı monitörden izliyordu. Bize bir uyarıda bulunmak istediği zaman söyleyeceği şeyi yardımcı yönetmenlerden birine söylüyordu. Bu yüzden çekim günlerinin mesaisi 13 saatten yaklaşık 17 saate çıkmıştı. Sonunda gece saat 1 civarı çekimi tamamlamıştık. Eve gittim. Kendime bir kadeh viski aldım ve e-postama baktım görüşüm bulanıklaşmaya başlamıştı. Bu e-posta menajerlik şirketimden gelmişti ve sabah ilk iş konuşmamız gerektiğini haber veriyordu. Bölüm 64. Ertesi sabah temsilciler, menajerler ve avukatlarla bir telefon görüşmesi yaptım. Bu ekipten en son ne zaman heyecan verici bir fikir çıktığını hatırlamıyordum. Tek yaptıkları konferans görüşmesi sırasında bir başkasının söylediklerini tekrarlamak sonra da gereğinden uzun süre gülmek oluyordu. Yani menajerlerini falan çok samimiyetsiz buluyor. Kendisiyle çalışan insanları. İşinden işinden nefret ettiği için onları da böyle gıcık bulmaya başlıyor. Ne? Diziyi iptal mi ediyorlar? Dedim coşkumu gizlemeyi başaramayarak. Evet. En iyi yanıysa sana 300 bin dolar teklif ediyor olmaları. Neden ki? Bir teşekkür hediyesi. Senden tek istedikleri Nickelodeon'daki tecrüben hakkında hiçbir zaman ulu orta konuşmaman yaratıcıdan bahsediyordu. Yani Dan Schneider hakkında konuşmaması için 300 bin dolar teklif ediliyor. Hayır dedim hemen ve içgüdüsel olarak. Ama sana havadan gelecek bir para bu. Havadan gelecek bir para falan değil. Bu bana sus payı gibi geldi. Sıkıntılı bir sessizlik oldu. Sus payı alacak değilim. Ee, şey peki tamam sen eminsen sonra hepsi görüşmeyi sonlandırdı. Dıt dıt dıt. Bu da neydi böyle? Nickelodeon bana 300 bin dolar mı teklif ediyordu? Yaratıcıyla kendi istismar tecrübe hakkında. Burası çocuklar için programlar hazırlayan bir kanaldı. Bir tür ahlaki pusulaları olması gerekmez miydi? Bir dakika. Az önce 300 bin doları geri çevirmiştim. Az para değildi. Lanet olsun. Belki de parayı almalıydım. Bence almaması çok iyi olmuş. Çok onurlu bir davranış olmuş. Bu kitabı gururla yazabilmesinin sebeplerinden biri yani. Çok iyi bir seçim yaptığını düşünüyorum. Sonradan böyle hafif bir ulan ya işte o kadar para iyi olurdu aslında falan gibi bir pişmanlık hissediyor ama bence günün sonunda doğru seçimi yapmış. Ne oldu oğlum? Canın mı sıkılıyor? Fareni bulamıyor musun? Ama ne yapayım? Ben de sana bir sürü fare bulmaya çalıştım, hiçbirini beğenmedin. Neyse. Bu arada hani size dedim ya Dan Schneider sakal bırakıyor falan ve hala YouTube'da videolar yapıyor. Yanlış anlaşıldım ben aslında. Kendine savunma videoları. Bir tane röportaj yapmıştı falan. Ve ben bu YouTube kanalını incelerken son videolardan birinde Ariana Grande'nin de olduğunu fark ettim. Bir dizinin toplaşması için Zoom görüşmesi yapmış ve herkes resmen zorla katılmış. Bence sus payı alanlar katılmış ve Ariana Grande'nin de sus payını aldığını düşünüyorum. E, bu yüzden de biraz uyuz oluyorum ona. Belki Miranda da almıştır. Bilmiyorum. Ama Ariana Grande aldığından eminim çünkü birkaç yıl öncesine kadar hala görüşüyorlarmış Şerifle. Ee, ya da kendini zorunlu mu hissediyor bir şekilde legal olarak mı zorunlu hissediyor veya başka bir şey mi var onu bilmiyorum ama tek bildiğim Tek bildiğim o videoda onun da olduğu. Ama bence daha çok para teklif etmişlerdir ona. Yani Janet McCurdy'ye 300 bin dolar teklif etmişler ya bence ona 500 veya 1 milyon dolar bile teklif etmiş olabilirler. Hani onun hani star kualitesi daha yüksek ya. Bölüm 65. Dizi sona ereli 3,5 hafta olmuştu ve basında bitme nedeni olarak benim diğer başrol oyuncusunun benden daha yüksek ücret almasına bozulmam öne sürülmüştü. Bu da birbirine düşürmek için yapılmış bir şey muhtemelen. Bu benim için can sıkıcıydı çünkü doğru değildi. Menajerim bana dizinin yapımcılarımızdan birine yönelik bir taciz iddiası nedeniyle bittiğini söylemişti. Suçu birine atmaları gerekiyordu ve beni seçmişlerdi. Bu konuda elimden gelen bir şey yoktu. Gerçeği söylemek dışında. Bunu yapmayı birkaç kez düşündüm ama dizi ve Nickelodeon yıllarım hakkında konuşmam insanların gözünde dizi ve Nickelodeon'la bağlantımı devam ettirmekten başka bir işe yaramayacaktı. Ben burada ona katılmıyorum. En azından kısa bir açıklama yapabilirdi ya. Britney Spears da diyor ya işte Justin Timberlake'in bana yaptıklarını söylediği bayağı açık açık yalanları sonra klibinde şeyi kullanmasını ben onu aldatmışım gibi göstermesini falan. Hani bunların doğrusunu kimseye anlatmadım. Çünkü kimsenin inanmayacağını düşünüyordum. Bunun gibi. Bence burada ufak bir basın açıklaması yapabilirdi. Yani röportaj yapmak istemiyorsa bile. Sem olarak tanınmaktan nefret ediyordum. Her gün insanlar bana defalarca sem kızarmış tavuk ya da Aykali'deki kız diye seslenip benimle fotoğraf çektirmek istiyorlardı. Onlara hayır diyor ve arkamı dönüp gidiyordum. Bazen bana arkamdan sesleniyor ve kaba olduğumu söylüyorlardı. Öte yandan gerçek adımı bilen herkese fotoğraf çektiriyordum. Çünkü bu nezaketi samimiyetle takdir ediyordum. Dizi benim gençliğimi normal bir ergenliği zorla elimden almış gibi hissediyordum. Ben insanları zihnine çocukken olduğum kişi olarak kazınmıştım. Çoktan büyüyüp geride bıraktığımı hissettiğim bir insan olarak. Ama dünya onu geride bırakmama izin vermiyordu. Dünya başka biri olmama izin vermiyordu. Diyor ki işte hani çocukken, ergenken o yılları yaşayıp bitirirsiniz. Cringe cringe anlarınız olur ama sonra geçersiniz, büyürsünüz, yetişkin olursunuz ama insanların kafasında benim o cringe hallerim kazınmıştı ve büyüyüp artık arkada bıraktığım o çocuğun yani ondan farklı bir versiyonum olamıyordum. Çünkü herkes beni öyle tanımak istiyordu. Yani televizyon, bir dizide oynamak, bir çocuk yıldız olmak böyle bir şey diyor. Çocukluğunuzu elinizden alıyor. Bölüm 66. Colton'la birlikte bir Uber'in arka koltuğundaydık. Bulimia kiloları benden ilk birkaç ay boyunca uzak tutmuştu. Ama o ilk birkaç aydan bu yana bana ihanet ediyordu. Vücudum tutabildiği bütün yiyecekleri tutuyor gibiydi. Küçülmeyi reddediyor hatta gittikçe irileşiyordu. Bulimia'nın olayı bu arkadaşlar. Yani önce zayıflıyor gibi oluyorsunuz. Sonra sizin yemeği içeride tutamadığınızı şey yapınca vücudunuz artık ne yiyebiliyorsanız ona tutunmaya başlıyor ve kilo alıyor. Böyle bir şey bilimsel bir açıklaması kesin vardır. Doktorlar, moktorlar yazsın aşağı diyetisyenler. Yüz de şişiyormuş bir yan etkisi olarak yüzün şişmesi. Semenkat dizisinde bakarsanız şu anki yüzü çok farklı. O zamanki yüzü böyle çok daha şey görünüyor. Yanakları şiş şiş görünüyor. Anlamıyordum. Bulimia bana neden yardım etmiyordu artık? Arkadaş olduğumuzu sanmıştım. Şoför barın önünde durdu ve bizi arabadan indirdi. İyi ki doğdun diye bağırdılar hep birazdan. Biri bana bir tekila şat uzattı. Tekilayı kafaya diktim. Bethany'yi görünce dona kaldım. Elinde üstü mumlarla dolu bir pasta var vardı. Kahretsin. Sana pasta getirdim vanilyalı en sevdiğin. Harika diye yalan söyledim. Pastanın getirilmesine memnun olmuyor çünkü yine iyi bir yiyecek karşı karşıya ve bulimiyasını tetikleyen bir şey. O pastayı yedikten sonra kusmak zorunda hissedecek kendisini ve mecburen kusacak. O yüzden kötü hissediyor kendini. 22 yaşındaydım ve ilk kez ne dileyeceğimi bilmeden dilek tutacaktım. Çünkü hayatım boyunca dilediğim şey bitmişti. Geride kalmıştı. Dava düşmüştü. Hayatımın tek amacı annemi hayatta ve mutlu tutma çaban boşunaydı. Çünkü annem artık yoktu. Kendi Kendimi gerçekten tanıyamamak pahasına annemi anlamak ve tanımak için umutsuzca çabalamıştım. Şimdi ne istediğimi bile bilmiyordum ya da neye ihtiyacım olduğunu, kim olduğumu. Mumları dilek tutmadan söndürdüm. Pastadan bir lokma aldım ve kusmak için tuvaletin yolunu tuttum. Bulimyası. Tam gaz devam ediyor yani. Bölüm 67. Umutluydum. Yıllardır ilk kez umutlanmıştım. Yeni bir Netflix dizisinde. Netflix diyorum. Gelsin konfetiler. Başrol teklifi almıştım ve iki başrolü bir dizi değildi bebeğim. Sadece ben olacaktım. Ajanslarım ücreti hayli dolgun olduğu için projeyi kabul etmem konusunda ısrarcıydılar. Bu arada ajanslar bazen çok kötü işleri de kabul etmenizi istiyorlar. Sırf parası için veya az önceki sus payında bilmiyorum onların da belki %20, %30 falan payları vardır. Emin değilim ama genelde özel Özellikle böyle Hollywood'daki ajanslar veya işte böyle çok ünlü milyonlarca takipçisi olan YouTuber'lar da artık böyle Hollywood'da tanınıyorlar. Onların ajansları falan önlerine gelen her işi yapmaları yönünde telkinde bulunuyorlar müşterilerine. Çünkü onlar da para kazanacak yani. O yüzden bazen imajının çok saçma salak durumlara düşmesine sebep olabiliyorlar iyi hesaplamadıkları için. Mesela hiç alakası yokken kitap çıkar falan diyorlar. Rezil bir kitap çıkarıyor. YouTuber'ların kitaplarını bilirsiniz. Rezil rezil kitaplar var. Bunun gibi böyle facialar olabiliyor bazen. Burada da şimdi bakın ne olacak. Ucuz sitcom rolleri ve reality şovlardan başka teklif almıyordum ve Netflix gibi saygın ve gelecek vadeden bir şirketle bağlantı kurmama değeceğini söylüyorlardı. Biraz kandırıyorlar yani aslında. Çünkü olayın altından başka bir şey çıkacak. New York'un daha temiz, daha dost canlısı hali Toronto'ya 1 Ekim'de ayak bastım. Oteldeki daireme ilham dolmuş halde girdim. Hayatla gerçek mücadelemin başlangıcı olarak bir kucak dolusu kişisel gelişim kitabı almak için kitapçıya gittim. Kendime odaklanacağım. Kendime odaklanmanın kolay olmayacağını biliyordum. Sürekli bir çaba, zaman ve dikkat gerektirecekti. Ama gerekirse hayatımdaki her şeyi ve herkesi kaldırıp atmaya hazırdım. Sadece kendime odaklanmaya hazırdım. Ta ki Steven'la tanışana kadar. Çekimin ilk günüydü. Diziye hoş geldiniz partisine tek bir Netflix temsilcisi bile katılmamıştı ve bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Ajansımın numarasını çevirdim. Bana sete hiçbir Netflix temsilcisinin gelmemesinin nedeninin dizinin Netflix ile City TV adındaki bir Kanada kanalının ortaklığında çekilmesi olduğunu açıkladı. Yapım şirketi City TV'ydi. Yani böyle Star TV, ATV falan gibi bir kanal gibi düşünün. Netflix sadece dağıtımı yapacaktı. Aaa yani bu bir Netflix dizisi değildi. Konfetileri hazırlamayın. Bu bir City TV dizisiydi. Telefonu kapattım. Kendimden çok utanıyordum. Kariyerimden de. İyi işler yapmak istiyordum. Gurur duyduğum işler. İşimle bir fark yarattığımı hissetmek istiyordum. Bu var ya en önemli bence şey bir insanın içinde. Ne bileyim klişe bir örnek olacak ama limon satarken bile hani iyi limon sattığını bilmek insana bir tatmin vermesi. Kendini gerçekleştirmek böyle bir istir ya. Fark yarattığını düşünmek. Mesela insanlar limon almaya başka birine gitmiyorlar, sana geliyorlar çünkü senin limonların güzel. Ben bunun hayatta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela ben öğretmenlik belki birçok insan için çok güzel ideal bir meslek. her Yani birçok insan mutlu olur o meslekte, çok iyi yapabileceğini düşünür. Ama benim böyle yıldızımı parlatan, beni böyle gerçekten mutlu eden, ışığımı ortaya çıkaran bir meslek değildi. Ben şu anki mesleğimde çok daha mutlu olduğumu düşünüyorum. Çünkü fark yarattığımı biliyorum. Yani 185 bin kişi için geçerli olsa da bu belki böyle milyonlarca insanın hayatına dokunuyor ama binlerce insanın hayatına dokunuyorum bence. Yani umarım dokunuyorumdur. Beni motive ediyor yani. Bir iş için, bir meslek için bence en önemli olan şey bu. Gurur duyduğun şeyler yapmak. Fark yarattığını hissetmek. Yani en azından insanları mutlu edebildiğini hissetmek. Bir güzel bir şeye sebep olduğunu hissetmek. Kendini gerçekleştirmeyi anlatıyorum aslında ama hani illa kendini gerçekleştirmek için acayip manyakça işler yapmana gerek yok. Bundan bahsediyorum. Yani senin sevdiğin bir meslek olması yeterli. Çekime doğru yürüdüm ve onu gördüm. Karavana yaslanmış sigara içiyordu. Çok çekiciydi. Kırık dökük bir İtalyanca İngilizce karışımıyla iPhone'u da biriyle konuşuyordu. Tamam. Diamo, ciao anne. Molalarda annesini mi arıyordu yani? Bu çocuk gerçek olamayacak kadar iyiydi. Çekimimizin yardımcı yönetmeniydi. Kendime odaklanma hedefimi unutmaya dünden hazırdım. Utancım, aşağılanma hissim, kederim, bulimiyam ve alkol sorunlarım üstünde çalışmak istemiyordum. Belki de şu City TV dizisinde oynamam o kadar da kötü bir şey değildi. Belki de gerçekten biraz konfetiyi hak ediyordu. Bölüm 68. İki buçuk haftanın sonunda Steven bana çıkma teklif etti. Onda en sevdiğim şey sesiydi. Sakin ve boğuk. Muhtemelen günde iki paket sigara içtiği içinde ama olsun akciğer kanseriyle baş edebilirdik. Üzücü bir yorum olmuş. Biraz nacho ile çorbayı paylaştık. Sonra tuvalete gidip ikisini de çıkardım. Ağzıma bir listerin nefes ferahlatıcı bant atıp tazelendim ve yemek salonuna çıktım. Bu arada hala devam ediyor bulimiyası. Her gün kusmaya devam ediyor. Ne kadar yorucu ve üzücü bir şey. Birkaç kadeh içki içtik. Sonra benim daireme geçtik. Birkaç kadehi de öyle devirdik. Dinamimizde bir kolaylık ve konfor vardı. Hayattan ne istediğimizi, ne istemediğimizi konuştuk. Bir saat boyunca kanepemde öpüştük ve sonra sabah dörde kadar konuşmaya devam ettik. Üçüncü buluş buluşmamızda dans etmeye gittik. Daha önce hiçbir erkeğe karşı böyle hissetmemiştim. Joe'ya olan hislerim bile hani hatırlıyor musunuz fotoğraf paparazziye yakalandı falan 35 yaşındaki sevgilisi. Joe'ya olan hislerim bile bunların yanında o kadar toy o kadar çocuksu kalıyordu ki bu gerçekti saftı derindi. Aramızda oyunlar yoktu. Dördüncü buluşmamızda ilk kez seks yaptık ve inanılmazdı. Seks sırasında beynimde çınlayan o tipik yorumlardan eser yoktu. Bu kez kendimi anın içinde kaybetmiştim. Buna bayılmıştım. Ağlamaya başladım. Steven iyi misin diye sordu. Ağlıyordum çünkü seksin insana aslında böyle hissettirmesi gerektiğini yeni fark etmiştim. Evet seks insana iki tarafa da iyi hissettirmesi, keyifli hissettirmesi gerekiyor. Sadece bir taraf keyif alıp bir tarafın mecbur bir şekilde beklemesi gereken bir deneyim değil. Tekrardan hatırlatmış olayım. Bu arada bana bu konularda da çok soru geliyor ama ben bu konuda hiçbir şekilde uzman değilim o yüzden Rayka Kumru'yu çok görüyorum, takip ediyorum bu konularda. Bence o çok güzel anlatıyor böyle şeyleri. Meraklı olan ve gerçekten kaynak bulmakta zorlanan bu konularda onu takip edebilir, aşağıya linkini bırakırım. Bölüm 69. Kaliforniya'ya döneli 3 hafta olmuştu. Steven yakınımda olmayınca bütün kaygılarım geri dönmüştü. Bu dizi benim kariyerimin sonu mu olacaktı? Benim kimliğim neydi? Hayatım boyunca başka insanlar gibi davranmıştım. İnsanın kendini bulmakla geçirmesi gereken yılları ben başkalarıymış gibi yaparak geçirmiştim. Artık oyunculuğu bırakmam gerektiğine iyice ikna olmuştum. Zihinsel ve duygusal sağlığıma iyi gelmiyordu. İkisi için de yıkıcıydı. Bu uyanışın stresi de beni tuvalete çekti. Kustum. Toronto'dan ayrıldığım gün Steven'la ilişkimizin adını koymuştuk. Uçağının kalkacağı sabah beni kadın olmamı istediğini söylediği bir aşk mektubuyla uyandırmıştı. Ondan ayrılmak gerçekten yaralayıcı oldu. Sonra ayrılıyorlar. Tekrar dönüyor Amerika'ya ve sonra Steven bir rol için bir şey için Kanada'dan Amerika'ya geliyor onun evine. Steven'ın uçağı indi. Yol boyunca mesajlaştık. Sabırsızlanıyordum. Bu arada yol boyunca mesajlaştık yazdı ya buradan böyle çok hani tutkulu güzel bir aşk olduğunu falan anlatmaya çalışıyor. Hani yolda bile bekleyemiyor mesajlaşıyor falan. Hiç sıkıcı gelmiyor yani. Diğer sevgililerinden bahsederken hiç böyle şeyler yazmıyordu mesela. İşte sıkılıyordum. Kafamın içinde sesler çınlıyordu. Bilmem mesaj attı. Annem öldü dedim falan. Hep böyle bahsediyor. Ama burada öyle hissetmiyor. Yol boyunca mesajlaştık, taksiden eve gelene kadar diyor. Bu dikkatimi çekti. O yüzden bence bana öyle geliyor yani sanki böyle gerçekten bir insanı sevmek, ondan keyif almak böyle bir şey herhalde. Kapım çalındı. Steven'ı içeri aldım. Göz göze geldiğimiz anda ikimiz de bakışlarımızı kaçırdık. Utanmıştık sanki. Sohbet yavaş akıyordu. Sonunda öpüşmeye başladık. Üç kez seviştik ve her şey normale döndü. O tuhaflık sadece cinsel gerilimmiş meğer. İki saat boyunca kucak kucağa oturduktan sonra Steven çiş yapmak için banyoya gitti. Odaya ağır adımlarla ve yüzünde endişeli bir ifadeyle geri döndü. Ne oldu? Klozet kapağında kusmuk kalıntıları var. Aa o mu? Ee, ben onu bir sorun olarak adlandırmıyorum. Daha çok yaptığım bir şey demek daha doğru olur. Yutmamıştı. Bilirsin işte sen sigara içiyorsun ya. Sen sigara içiyorsun ben de kendimi kus duruyorum. Bunlar yaptığımız sıradan şeyler. Hayır, ikisi farklı şeyler dedi Steven. Bulimia seni öldürebilir. Bu işe bir son vermelisin yoksa ben seninle olamam. Kendine bunu yapmanı izleyemem. Cidden mi? Cevabı bakışları verdi. Cidden. Ah kahretsin. Böylece ilk kez hayatında bir terapiye gitme teşebbüsünde bulunuyor çünkü erkek arkadaşı gerçekten zararlı bir şey yaptığını fark ediyor ve biraz böyle şey yapıyor aslında gözdağı veriyor. Hani senle olmam sana bu şekilde kendine bu şekilde acı çektirdiğini görmek istemiyorum diye. Bölüm 70. Hayatımda ilk kez bir terapi bekleme odasına girmiştim. Açılış konuşmamı planlıyordum. Hafif bir başlangıç yapmak istiyordum. Kendini bir terapistin koltuğuna atıp dert yanarak zavallı terapisti aldığı diploma yüzünden pişman ettiren sefil tiplerden biri olmak istemiyordum. Bence, ben tam burada anlattığı sefil tipim bu arada. Ben de 25 yaşlarımda ulan hayatımda ne yapıyorum ben falan. Böyle acayip bir çeyrek yaş krizi deniyor buna. Quarter life crisis. Quarter life crisis'e girmiştim. Böyle her şeyi sorguluyordum ve bütün ihtimaller açık ama bir yandan da bütün ihtimaller kapalı gibi. Hayat ne yapacağım, ne yapıyorum falan böyle delirmiştim yani. Zaten ilk işte depresyon falan dediğim dönemler o zamanlar olmuştu ve bir gün artık gerçekten dayanılmaz hale gelmişti böyle ağlamaktan duramıyordum ve çok kötü bir durumdaydım yemek yemiyordum yataktan kalkamıyordum falan. O zaman işte ilk terapi falan aramıştım. Ay çok kötüydü ya. Ve ilk gittiğimde, ilk seansa gittiğimde oturduğumda gayet sakin olacağımı zannediyorum. Ve orada bir peçete kutusu duruyor. Böyle çek çek çekli. Ve anlamamıştım yani niye orada bir peçete dursun ki ne alaka falan. Ve sonra ağzımı açmamla hüngür hüngür ağlamaya başlamam bir oldu yani. Ve ilk seansın sonunda psikologumun böyle şok olmuş bir halde bana baktığını hatırlıyorum. Ve sonra birkaç arkadaşımdan daha duymuştum. ilk seans al hiç ağlamayacağımı düşünmüştüm ama hüngür hüngür ağladım falan diye. Bu gerçekten yaşanan bir şey. Eğer böyle bir şey yaşarsanız kendinizi böyle hissetmeyin yani sefil bir insan gibi hissetmeyin gayet normal bir şey birçok insanın yaşadığı bir şey yani Laura beni karşılamaya çıktı bana beni ona neyin getirdiğini sordu ben de ona Steven'ın ultimatomunu gözdağını yani onu ne kadar çok sevdiğimi ve aramızdaki ilişkinin sürmesini istediğimi ve bu yüzden terapi görmeyi kabul ettiğimi anlattım Tamam bunda sorun yok ama terapi almaya bizim karar vermemizi gerektiren bir şey. Değişmeyi kendimiz istemeliyiz. Başkası için değil kendimiz için olmalı. Bu arada evet gerçekten partnerine terapi al diyen ama partnerinin olumsuz cevap verdiği de çok insan var. Terapiye git diyorsan ve birisi de gerçekten aa tamam gideyim diyorsa gerçekten içinde değişme isteği olduğu içindir. Değişme içinde değişme isteği olamayan kimseyi terapiye yollayamazsınız arkadaşlar. Bir insanın önce kendi istemesi gerekiyor bir şeylerin değişmesini. Söylesene Cennet değişmek istiyor musun? Evet dedim. Sanki Laura Casting Direktörü. Ben de elemelere tekrar çağrılmamı sağlayacak şeyi eksiksiz söylemeye çalışan çocuk oyuncuydum. Konuya direkt daldım. Annemin ölümü, bulimya, alkol sorunu, iş. Önümüzdeki 4 ay boyunca market alışverişine çıkacağız. Yemek pişireceğiz. Özellikle yeme bozukluğunu konu alan birkaç kitap okuyacağız ve hangilerinin sende karşılık bulduğunu, hangilerinin bulamadığını not edeceğiz. Dengeli ve takıntıya yol açmayan fiziksel aktivite seçeneklerini keşfedeceğiz. Yeme bozukluğum aynı zamanda egzersize de yansımıştı. Haftada 2 kez yarı maraton ve 2 günde bir 8 ila 15 kilometre koşuyordum. Çok ciddi.

Hem yemek yemiyor hem de aşırı fazla spor yapıyor. Yani takıntılı bir şekilde spor yapmak da aslında yeme bozukluğu davranışı. O kalorileri yakmak zorundayım işte. Onu yediğim için kendimi cezalandırmak zorundayım. Oysa ki spor keyif için yapılan bir şey olmalı. Ceza için değil. Bütün bunlar kulağıma gayet uygun ve güzel gelmişti. Değişmeye hazırdım. 71. bölüm. Teen Choice ödüllerinin rengarenk sahnesindeydik. Çiçek deseninden hoşlanmamama rağmen turkuaz renkli çiçek desenli bir takım giymiştim. Önemi yoktu. Kanalın onayladığı kılık bu olduğu için böyle Laura ile bir aydır görüşüyor olmamıza rağmen kendime koltuğuna ilk kez oturduğum zamankinden daha kötü hissediyordum. Artık alkol tüketimimin baya büyük ve bulimyamın daha da büyük sorun olduğunu inkar edecek halim kalmamıştı. Annemin ölümünün bana verdiği kederin boyutunu da başa çıkılamaz, inkar edemiyordum. Başlıca tıka basa yeme, kusma ve alkol tetikleyicilerimizi saptamıştık ve kırmızı hala organizasyonları sadece bu davetlerin stresi ve doğası nedeniyle değil, kırmızı hala organizasyonlarında bolca yiyecek olduğu için bütün başlıklarda listenin zirvesi yer alıyordu. Laura ile konuşmuş. Bu tür davetlerde eşlikçimin olmasına karar vermiştik. Bu arada bu Laura biraz daha farklı çalışıyor. Daha hani beraber onunla hareket ederek çalışıyor. Ve Laura ile bazen anlaşamadığı konular oluyor. Şimdi birazdan göreceksiniz. Buradan da yola çıkarak şu konuyu açmak istiyorum. Mesela ilk terapiye gittiğinizde ilk terapistinizle anlaşamayabilirsiniz. Biraz sabrederseniz o dinamik oturacaktır. Ama gerçekten size çok etik dışı şeyler söylediğini düşünüyorsanız. Mesela bir şey anlatıyorsunuz. E, evlen o zaman Zaman, dua et falan gibi salak salak tavsiyeler verdiğini ve gerçekten temel donanımının terapi vermek için gerekli donanımının olmadığını düşünüyorsanız o zaman başka bir terapist bulabilirsiniz. Bu bir dene deneye yanılarak oluyor biraz. Hani illa ilk bulduğun terapistle şak diye uyuşacaksın diye bir şey yok. Bu çünkü niye anlatıyorum bunu? Terapiye giden insanlar bazen soğuyorlar. Yani sırf kötü bir terapistleri olduğu için ya böyle hissetmesini istemiyorum kimsenin. Çünkü gerçekten çok iyi gelen bir şey doğru kişiyi bulduğunuzda ve mental sağlığınızı müthiş iyileştiren bir şey. Ama doğru kişiyi bulabilmek önemli. Bunun için de bazen deneye yanıla gitmek önemli. Bu da şu demek değil yani işte gidin birine bir söylediğini beğenmediniz diye öbürüne gidin. Onu beğenmediniz diye öbürüne gidin. Böyle bir şey yok çünkü terapist her zaman size hoşlandığınız, keyif aldığınız şeyler söylemeyecek. Ama hoşlandığınız, keyif aldığınız şeyler söyleyip söylememesiyle etik dışı şeyler yapması arasında fark var. Veya bilgisiz olması arasında fark var. Bunu, bunu kastediyorum. Bir de şey var mesela bazen bazı manyaklar terapist psikolog gibi davranıyorlar. Twitter'da bir olay patlamıştı bilmiyorum duydunuz mu? Kızın hiçbir yetkinliği yok ama psikologluk yapıyor ve sonra bu bilgileri yayma yaymakla tehdit ediyor danışanlarını ve düşünseniz de ne kadar büyük bir travma siz her şeyinizi anlatıyorsunuz ve o kişi sonra ben bunları yayacağım, ifşa edeceğim diye sizi tehdit ediyor. Yani korkunç bir travma. Böyle kötü, çok kötü deneyimleri olan yani böyle iyileşmek için gidip daha fazla yara alan insanlar da var. O yüzden bunu ekstra belirtmek istedim yani. Hani eğer terapistiniz düzgün ve etik biri ise Gerçekten bu iyileşme yolculuğunuzda çok büyük bir şans ve bunu ilk anda bulamamanızda sizin iyileşemeyeceğiniz veya iyileşmeyi hak etmediğiniz falan anlamına gelmiyor. Bunu söylemek istedim. Laura ile konuşmuş. Bu tür davetlerde eşlikçimin o olmasına karar vermiştik. Işıklar açılınca bir anda şoke oldum. Göz kamaştırıcıydılar ve ödül almak ya da vermek için sahneye çıkan diğer insanların gözlerini kısmamalarına hayret ediyordum. Kocaman bir gülümseme eşliğinde ve eğlenceli sesimle konuşmaya, prompter'da yazanları söylemeye başladım. Nick Jonas dans eder gibi adımlarla sahneye çıktı. Ödülünü aldı ve ışıklar tekrar söndü. Ellerimi göremiyordum ama titrediklerini anlamak için görmeme gerek yoktu. Panik atak geçireceğini hissediyor. Panik atak geçiriyordum ve nedenini çok iyi biliyordum. Bütün gün hiç kusmamıştım. Laura benimle gelmeyi sadece törenden önce buluşup öğle yemeği yememiş şartıyla kabul etmişti. Aksi takdirde yapacağım şeyin ödül töreni öncesi kendimi aç bırakmak sonra da tıka basa yiyip kusmak olacağını biliyordu. İstemediğini biliyorum ama yemelisin. Böyle bir etkinliği midende biraz yiyecek olmadan atlatamazsın. Zorla birkaç lokma yedim. Tükettiğim yiyecek miktarı yüzünden hissettiğim utanç o yiyeceğin kalorisi ve kendimi kurtaramamış olmam gerçeği dışında hiçbir şeye odaklanamıyordum. Yani diyor ki kendini aç bırakıyorsun sonra, orada yiyecekleri saldırıp kusacaksın. O yüzden sağlıklı gel yani düzgün böyle birkaç parça bir şey at midene. Koskoca etkinliğe gidiyorsun çalışacaksın orada. Zaten gergin bir ortam. Miden dolu olsun en azından o günü düzgün geçirebil kusmadan filan. Bu arada bu yöntem başka insanlarda işe yaramış olabilir. Belki bu psikolog başka insanlar için çok iyi biridir. Çok iyi gelmiştir. Ama bu çalışma stili cennette biraz işe yaramıyor. Şimdi anlayacağız. Sahne arkasının kapısını açtım. Gördüğüm ilk şey açık büfe oldu. Üstü tepeleme söğüş atıştırmalıklarla, ızgara peynirli mini sandviçlerle, kızarmış tavuk lokmalarıyla ve küçük cheeseburgerlerle dolu kaçınılmaz sahne arkası büfesi. Hepsini tuvalete çıkarmak için ölüyordum. Kusma eğilimi fiziksel olarak o kadar yorucuydu ki işim bittikten sonra anksiyete hiç yerim kalmıyordu. Yani anksiyete panik atak geçirmemek için kusuyor aslında. Çünkü başka nasıl o duygularla baş edeceğini bilmiyor. Ama bunu yapmamam gerektiğini biliyordum. Laura bunun için buradaydı. Salonu gözlerimle çılgınlar gibi taradım. Fergie bir köşede tırnaklarını yiyen Kristen Stewart'la konuş. Sonra salonun diğer ucunda Adam Sandler'a övgüler yağdıran Laura'yı gördüm. Doğruca açık büfeye yürüdüm. İlk cheeseburgeri bitirdikten sonra ikincisini yarılamışken onun sesini duydum. Bence yiyor olman harika. Gerçi biraz hız kesersen çok daha mutlu olurum. Ayrıca sonrasında duygularını kusmadan işleyebilmen için baş başa kalabileceğimiz bir yere geçelim istiyorum. Ne dersin? Bütün tadım kaçmıştı. Laura'nın iyi niyetli olduğunu biliyordum ama o anda ondan nefret ettim. Bu çalışma stili işte. Bir anda suçüstü yakalıyor. Arabaya bindik ve kapı kapanır kapanmaz hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladım. Panik atak bütün gücüyle üstüme çullanmıştı. Hayır o kahrolası cheeseburgerleri neden yedim ki diye ağlıyordum. Laura bana bedenin bu alışkanlığı uzun zamandır sürdürdüğü için kusmamaya bu tür tepkiler vermemin çok normal olduğunu söyleyerek beni rahatlatmaya çalıştı. Bu arada tabii ki bu terapiden kaçıyor ona iyi gelmiyor ama aslında söylediği şeyler çok doğru. Bu da iyileşme yolculuğunu çok önemli. Ya sonradan farklı bir terapiye gidecek. Ama Laura da bence çok yardımcı oluyor onu anlatmak istedim. Şoför boş gözlerle önüne bakıyordu. Histerik bir bulimia hastasına bile tepki vermiyorsa daha önce Cadillac Escalade arka koltuğunda başka nelere şahit olduğunu düşünmek bile istemiyordum. Diyordur ki kesin Allah'ın delileri ne, neyi konuşuyorlarsa yok cheeseburgeri niye yedim ki zırıldırla ağlıyor filan. Neyse bölüm 72. Sonunda başarmıştım. Tam 24 saati kendimi kusturmadan geçirmiştim. Bu size çok etkileyici gelmiyordur belki ama benim için öyleydi. Tam 3 yıldır her gün defalarca tıka basa yiyor ve sonra yediklerimi çıkarıyordum. 24 saat boyunca kusmamak için duygularımı kağıda dökmek için neredeyse hiç ara vermeden günlük yazmıştım. Ve duygularımın adını koymakta çok zorlandığımdan bu son derece zorlu bir görevdi. Dikkatimi bulimya ile dağıtmak yerine bu kafa karıştırıcı insanı alt üst eden duygu öbeklerini hissetmek çok yorucuydu. Bu duygularla yüzleşmek bana neredeyse imkansız geliyordu. Diyor ki kusarak zaten ya kusunca başka hiçbir şey hissetmeye takatim kalmıyordu. O yüzden duygularımı o şekilde bastırıyordum ama 24 saat boyunca kusmadığım için sürekli duygularımla yüzleşmem gerekiyordu ve bu duyguları hissetmek çok yorucu. Bu da bu arada terapide öğrendiğim en önemli şeylerden biriydi. Duyguları bastırmaya çalışmak hiçbir zaman çözüm olmuyor. Bir konuda ne hissediyorsan o duyguları gerçekten hissetmek zorundasın. Öfke mi hissediyorsun? Hissetmen lazım veya üzüntü mü hissediyorsun hissetmen lazım. Bunları içinde biriktirip tutup hissetmemeye çalışırsan dışarıya panik atak olarak çıkıyor. Yani içinde çıkacak bir yer bulamadığı için. Bunu öğrendikten sonra çok böyle değişmişti bakış açım birçok olaya. Bu duygularla yüzleşmek bana neredeyse imkansız geliyordu. Korkularımı Laura'ya anlattım. O da bana bunun adım adım ilerlenecek bir süreç olduğunu söyledi. Zaman alacaktı. Küçük Cennet'i daha iyi anlamak istiyorum dedi. Çok erken yaşta üzerine çok fazla baskı hissettiğini, çok fazla sorumluluk üstlendiğini biliyorum. Ama daha fazla detaya girmek istiyorum. Bu terapistlerin de işi gücü çocukluktu. <laughs> Aklıma bir başkadırdaki sahne geldi. Hani böyle diyor ya, siz sen de halleme diyorsun, halleme diyorsun. İşte oraya konuyu getiriyorsun hocam falan gibi. Benim alkolik bir babam yoktu. Annem babam evde yokken abilerim bana eziyet etmezdi. Diyor ki korkunç bir ortamda yaşamıyordum. Tamam fakirdik. Eşyaların istiflendiği bir evde yaşıyorduk. Annem ben çok küçükken kanser olmuştu ve bu gerçekten korkutucuydu. Ama bunun dışında her şey idare ederdi. Herkese kendi hayatı normal gelir zaten. Ya tamam bana, babam beni dövüyor ama diğer konularda iyiyiz ya. Ya da işte X bana çok kötü bir istismarda bulunuyor ama diğer konularda idare ediyor hayatım. Herkesi kendi hayatı konforlu geldiği için kimse nasıl bir korkuçluğun içinde olduğunu anlayamayabiliyor objektif bir gözle. Yani terapistin gözüyle bakılmadan. Bunların dışında her şey idare ederdi. Bununla oraya çocukluğum çok fenaydı oyununu oynamayı reddettiğimi ima eden bir tonlamayla söylemiştim. Bana anneden bahset. Derhal savunmaya geçtim. Ne zaman annem hakkında konuşmak istiyordu ki? Annemin nesi vardı? Annemin hiçbir yanlışı yoktu. Kusursuzdu. İçin için buna inanmadığımı, durumun bundan çok daha karmaşık olduğunu biliyordum. Ama Laura'ya detayları neden anlatacaktım ki? Daha kendim tam olarak anlamıyordum. Annem harikaydı, kusursuz bir anneydi diyor hemen. En iyi sahte gülümsememi takındım. 10 yıl boyunca boktan sitcomlarda boşuna yıldızlık yapmamıştım sonuçta. Bana ve abilerime çok iyi baktı. Bu arada şeyden de bahsediyordu podcastinde. Oyuncuların terapiye girdiklerinde ilk başta rol yapmaya devam ettikleri sırf terapiste iyi gözükmek için özellikle çocuk çocuk yıldız olmuş oyuncuların o karşısındakini etkilemeye çalışma hissini çok yoğun olduğunu ve sonra sonra açıldıklarını söylemişti. Burada da diyor ki boşuna o çocuk dizilerinde uzun yıllar çalışmadım. Tabii ki karşımdaki insana istediğim şekilde hani aslında hissetmediği yani belli bir duyguyu hissediyormuş gibi rol yapabiliyor karşısındaki terapiste. Ha, terapist bunu anlıyordur, anlamıyordur orası çok ayrı konu ama bu şekilde kandırabildiğini düşünüyor yani iyi bir oyuncu olduğu için. Sonra annem işte bize çok iyi baktı falan diyor. Diyor ki Laura'da bu onun göreviydi. Kendimi sorgulanıyor gibi, doğru şeyi söyleyemiyormuşum gibi hissediyordum. Annem benim için her şeyi feda etti. Beni kendisinin önüne koydu. Hmm, peki sence bu sağlıklı mı? Ben de onu hep önde tuttum. Böylece denge sağlanmış oldu. Birbirimizin en iyi arkadaşıydık. Annenin kendi yaşında arkadaşları da var mıydı? Yoksa başlıca arkadaşın seninle olan mıydı? Benden ne istiyorsun Laura? Koltuğumda huzursuzca kıpırdandım. Arkadaşları arayacak zamanın olmadığını söylerdi. Çünkü beni seçmelere, setlere ve diğer yerlere götürüp getirmekle çok meşguldü. Peki sen oyunculuğa başlamayı ilk ne zaman istemiştin? Hileli bir soruyu nerede duysam tanırdım. Aslında oyunculuğa başlamamı onunkinden daha iyi bir bir hayatımın olması için annem istemişti. Bana kilonun ya da bedeninin farkına ilk kez ne zaman vardığını söyleyebilir misin? 11 yaşındayken memelerim çıkacak diye endişelenmiştim. Bunun üzerine annem bu durumdan kurtulmama yardımcı olmak için bana kalori kısıtlamayı öğretmişti. Annenin sana kalori kısıtlamayı öğretmesi bundan kurtulmana nasıl yardımcı olabilirdi ki? Kalorilerimi kısıtlamak yetişkinliği artırmak anlamına geliyordu. Ayrıca dizilerde rol yapmaya devam etmek istiyorsam küçük görünmem önemliydi. Annem bana başarımı sağlama almam konusunda yardım ediyordu. Cinet, tarif ettiğin şey gerçekten çok sağlıksız. İşin Aslı annen anoreksiyana göz yummuş. Onu teşvik etmiş. Bunu sana o öğretmiş. Bu istismardır. Zihnimde anoreksiya kelimesini ilk kez duyduğum zaman canlandı. Doktor Tren'in muayenehanesinin 5 numaralı odasında oturuyordum. Birden kafası karışan, korkan ve ne olduğunu anlayamayan 11 yaşındaki o kız gibi hissettim kendimi. 11 yaşındaki o kız Durumuyla ilgili gerçeği bildiğinden şüpheliydi. Annesinin göründüğü gibi bir kahraman olduğundan emin değildi ama şüphesini bastırarak susturmuştu. Burada ben bunu ilk sesli kitap olarak dinlemiştim. Sesli kitabı da kendisi okuyor ve bu kısma geldiğinde tüylerim diken diken oldu. Çünkü burayı okurken birden ağlamaya başlıyor. Var ya orada o kadar kötü oldum ki. My mind flashes back to the first time I heard the word anorexia. When I was sitting on the paper covered table in room 5 at Dr. Tran's office. Suddenly, I feel just like that little 11 year old girl who was confused and scared and uncertain. That 11 year old girl who was doubtful that I knew the whole truth of my situation, who was unsure that my mother was the hero she pretended to be, but who shoved that doubt down. o kadar kötü olmuştum ki çünkü bir terapist aslında size yaşadığınız şeyin ne olduğunu söylediğinde bir anda afallıyorsunuz böyle dünyanız başınıza yıkılıyor gibi oluyor. O güne kadar öğrendiğiniz her şey yanlışmış aslında. Mesela burada işte diyor ki annem istismarcıymış aslında. Yani annem bana kötülük etmiş. O bildiğim mükemmel insan değilmiş ve bunun ilk farkına varışı. Bence o sesli kitapta bu kısma geldiğinde bu kadar duygulanmasının sebebi de o ilk farkındalık anının çok sert olması ve o anı hatırlaması diye düşünüyorum. Ve onca sene sonra bile hala aynı duygu yoğunluğuyla hatırlıyor. Bu çok etkilemişti beni. Gözlerimin dolduğunu hissettim. Laura öne eğildi. İçini dökmen son derece normal. Kapa çeneni Laura. Buna daha fazla dayanamayacaktım. Bir gün boyunca kusmamayı başarmıştım ve şimdi de annemi tahtından etmeye mi çalışıyorduk? Gitmeliyim dedim ve ayağa kalkıp odadan çıkmak için kapıya yöneldim. Dur Cenet, çok iyi iş çıkarıyorsun. Önemli bir iş üstündesin. Gitmeliyim diye tekrarladım ve mümkün olan en hızlı şekilde orayı terk ettim. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Laura annemin istismarcı olduğunu ima etmişti. Bütün hayatım boyunca, bütün varlığım annemin benim için en iyisini istediği anlatısıyla yönlendirilmişti. Geçmişte zaman zaman ona sinir olmaya başladı zamanlarda bile o öfkeyi ve mesafeyi kontrol altında tutmuş. Hayatta kalmam için esas olan bu anlatı zarar görmeden ilerleyebilmek adına onları yetiştirmiştim. Eğer bütün hayatım bakış açım ve kimliğim yanlış bir temel üstüne inşa edildiyse onu yıkmak, sıfırdan yeni bir temel inşa etmek gerekecekti. Bunu nasıl yapabileceğim konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Hayatta annemin gölgesinde olmadan nasıl ilerleyeceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Evime gittim ve Laura'ya bir posta yazdım. Laura geride bıraktığımız bir ay boyunca bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim ama artık terapiye gelemeyeceğim. Teşekkürler Cine koştum. Kendimi defalarca kusturdum. Sonrasında gevşeme gayretiyle banyo yaptım. Banyodan çıktığımda vücudum sızlıyordu ve ateşim yükselmiş gibiydi. Her kusmadan sonra olduğu gibi. Sızlayan yorgun bedenimi yatağa attım ve top gibi kıvrıldım. Laura'dan 3 cevapsız çağrı ve bir sesli mesaj vardı. Numarasını sildim. Diyorum ya aslında çok doğru gidiyor. Yani annesinin istismarcı olduğunu söylemesi, yeme bozukluğunu şey yapmaya çalışması, 24 saat boyunca kusmama çalışması. Hani bunlar aslında bakıldığında doğru adımlar. Yani kötü bir terapist değil ama hızı mı yanlış diyeyim. Bir şekilde en enerjileri uyuşmuyor ve bu terapisti bırakıyor. Ama çok büyük farkındalıklar kazandırıyor ona bence. Ve böyle olduğu çok oluyormuş biliyor musunuz? Ben Zor Bir Ailede Büyümek kitabını da bir psikiyatr, psikolog sanırım yazmış ve sürekli hastalarından örnekler veriyor. Şey diyor mesela hani ailesinin istismarcı olduğunu söyledikten sonra gelmeyen terapiyi reddeden çok fazla hasta varmış mesela. Böyle şeyler çok oluyormuş. Yani bazı insanlar bazı gerçeklerin bir anda küt ortaya yani o farkındalığı o onlara ağır geliyor o gerçek bir anda ve devam etmekte çok zorlanıyorlar. Çünkü insanlar şöyle sanıyor terapiye her ya tabii ki herkes için geçerli değil de bu. Terapiye her girip çıktığında çok iyi hissedeceksin kendini. Boşalmış rahatlamış. Böyle öyle olmuyor. Bazen çok daha üzgün ve kederli de çıkabiliyorsun ama bu da zaten terapinin bir parçası yani. Bölüm 73. Steven Los Angeles'ta 6 aylık bir proje almıştı ve bu süre boyunca bende kalacaktı. Birlikte yaşayacaktık. İşin bu kısmı harikaydı. Harika olmayan kısımsa Steven'a terapiyi bıraktığımı söylemek zorunda olduğum kısımdı. Ön kapıdan içeri girer girmez beni sımsıkı kucakladı. Sonra bana heyecanının nedeninin beni kiliseye götürmek olduğunu söyledi. Kilise mi? Annemin cenazesinden bu yana kiliseye gitmemiştim ve hiçbir zaman gitmek niyetinde de değildim. Durumu açıkladı. Sadece hayatta daha fazla olduğunu hissediyorum. Daha fazla derinlik, daha fazla anlam. Bu düşünceye karşı değildim ama bağlantıyı anlayamamıştım. Ona çıkmaya başladığımız günlerde yaptığımız konuşmaları dinin büyümeye destekliği köstek olan bir şey olduğu konusunda benimle hemfikir göründüğü zamanları hatırlattım. Doğru dedi ama şimdi bu fikre tamamen karşıyım. Ne kadar tuhaf değil mi? Bir anda din değiştirmesi partnerinizin bir de yani farklı dine farklı siyasi görüşe sahip olup birlikte yaşayabilen, evli olan filan insanlar da var ama ben şahsen yapamazdım. Bence çok zor ya. O yüzden affoluyor tabii normal olan Olarak. Netflix'te God is not dead izledim ve gerçekten aklıma yattı. Kiliseye gitmeyi deneyelim istiyorum. Bir dakika. Netflix'te boktan bir Hristiyanlık filmi izledin diye İsa için bütün yaşam felsefeni terk etmek mi istiyorsun? Ses tonum onu incitmişti. Sonra birbirimizi sadece birkaç aydır tanıdığımızı hatırladım. Belki de Steven gerçekte buydu. Steven ben terapiyi bıraktım. Sorun değil. Gerçekten mi? Sorun değil miydi? Buna inanamıyordum. Terapiye ihtiyacın yok. İsa olduğu sürece. Kafayı yakıyor yani Steven. Birazdan neden kafayı yaktığını anlayacağız. 74. Steven'la beraber bir hafta içinde gittiğimiz dördüncü ayindi. İtiraz etmemiştim bile. Beni terapiye gitmeye zorlamadığı için ona minnet duymuştum. Steven için çok kısa ömürlü olacağını düşündüğüm bir safaya ayak uydurmak ödenecek cüzi bir bedeldi. Sonunda ayin sona erdi. Eve döndüğümüz zaman Steven durmadan ayin hakkında konuşuyordu. Onu dinlemiyordum bile. Ta ki Jenny artık seks yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben cinsel ilişkiye girmeme yemin edeceğim. Ne? Daha fazla günah işlemememiz gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu senin için de uygundur. Hiç de uygun değildi. Yaptığımız seks hayatımın en iyi seksiydi. Hayatım şu anda tam anlamıyla sefildi. Seks bana nefes aldırıyordu. Hayatımdaki bu küçücük umut ışığından da vazgeçmek istemiyordum. Ya değilse... Kadehimi sehpaya olabildiğince baştan çıkarıcı bir tavırla bıraktım. Uzanıp Steven'ı öpmeye başladım. Jenny dur dedi kıpkırmızı bir yüzle. Durmamı mı istiyorsun dedim en ahlaksız ses tonuma takınmaya çalışarak. Bu Steven'a daha çok tahrik etmişti. Durma. Steven'a ömrü boyunca unutamayacağı bir cinsel performans diyelim ona. Yatışatmak üzere ona doğru eğildim. Bütün imkanları seferber etmiştim. Yaşıyor, veriyor, çabalıyordum. Kendime bu işe %150 bin vermiştim. Sonra bitiyor. Steven'a benimle seks yapmamasının imkansız olduğunu ilan edeceğinden emindim. Gurur ve beklenti içinde doğruldum şey bu bana hiç doğru gelmedi Jenny. Bunu bir daha yapmamalıyız. Gözlerinde öyle yoğun bir kesinlik vardı ki. Ölü gözlerle ona baktım. Ne yapmıştım ben böyle? Adam bir anda manyo ve seks yapmayı da bıraktığını açıklıyor. Bölüm 75. Bir alışveriş arabasında otururken babamın bana toz pembe Winnie the Pooh ayakkabılarımın bağcıklarını nasıl kurdele yapacağımı öğrettiğini ve o sırada annemin tuvalet kağıdının fiyatının ne kadar arttığından yakındığını hatırlıyordum. Babamın beni iş yeri olan Home Depot'daki Noel partisine davet ettiğini hatırlıyordum. Ama onunla gitmemi hangi çalışanlarla ilişki taşıyor olabileceği konusunda istihbarat toplamam için annemin istediğini keşfetmiştim. Don'u da ihtimal dışı bırakma. Oldum olası babanın gizli eşcinsel olabileceğini düşünmüşümdür. Oturuşunda bacak bacak üstüne atışında bir şey var. Buna rağmen partide iyi vakit geçirmiştim. Resmen çocuğuna diyor ki baban gay olabilir bak. Partiye git kimle beni aldatıyor olabileceğini bak. Erkekleri de es geçme. Zaten babanın oturuşunu falan beğenmiyorum gay olabilir. Yani bir çocuğa nasıl böyle bir şey söylersin? Yani babasının resmen dedikodusunu yapıyor. İğrenç bir şey ya. Hani çocuğun babasıyla olan ilişkisinde de çok bu durum. Ve suçlu da hissettirir aynı zamanda. O gün babam tarafından sevildiğimi gerçekten hissetmiştim. Ancak bunların dışında anıları muhteşem olmaktan çok uzaktı. Babamın çoğunlukla evde olmadığını hatırlıyorum. İlgisiz göründüğünü dans gösterilerini unuttuğunu, televizyon performanslarım sırasında uyuyakaldığını da. Büyük pornografi fiyaskosu vardı bir de. Annem babamı 2003 yılında porno izlerken yakalamıştı. Mormonlukta çok büyük bir günah ve onu yine evden kovmuştu. Sonrasında babama adıyla hitap etmem konusunda ısrar etmişti. Ben de annem ölene kadar babama Mark diye hitap etmiştim. Babası porno izledi diye diyor ki yani kendi ilişki problemlerini kocanla aranda çöz yani. Çocuğu buna alet edemezsin. Çocuğa resmen babana artık saygı duymayacaksın. Mark diyeceksin diyor. Şimdi babamın ve yeni kız arkadaşının karşısında otururken annemin tarafını hikayenin hatırladığım halini aramıyordum. Babamın tarafını peşindeydim. Üstünden o kadar uzun zaman geçti ki doğru düzgün hatırlamıyorum dedi babam. Babamın kız arkadaşı Karen daha sonra annemin bebeğine koyacağı adı çalan arkadaşı hatırlıyor musunuz? ikinci bölümden. Liseden en yakın arkadaşıydı. Resmen en yakın arkadaşıyla kocası sevgili. Annemin makyajını Karen gibi yapmaya çalıştığını fark etmiştim. Ya da belki de Karen makyajını annem gibi yapmaya çalışıyordu. Emin olamamıştım ama her halükarda bu durum beni rahatsız etmişti. Babamın mutlu olmasını istiyordum ama o biraz fazla mutlu görünüyordu. Annem öleli bir yıl olmuştu ve babam o öldükten bir hafta sonra Karen'la görüşmeye başlamıştı. Cenazeden sonra babam 30 yıllık karısını yasını tutmaktan çok Kerin'in telefon numarasını almaya çalışmakla meşguldü. Zorlansak da onunla bağımız kopmasın diye çaba harcıyorduk. Annemizi zaten kaybetmiştik, babamızı da kaybetmek istemiyorduk. Babam da çaba harcıyordu. Bizi sık sık arayıp halimizi hatırımızı soruyordu. Sonra işte o gün buluştuklarını anlatıyor. Eee neden buluşmak istedin? Aa, şey babam Kerine baktı. Karen da ona bakışta ile devam et dedi. Dustin Scurry ve sen benim biyolojik çocuklarım değilsiniz. Ne? Şoke olmuştum. Yüzümdeki rengin çekildiğini hissettim. Babam başını sallamakla yetindi. Karen'ın gözleri dolmuştu. ''Ama o senin baban'' dedi sesi titreyerek. ''Bu adam senin baban.'' Gözlerimden yaşlar boşalıyordu. ''Ben sadece bunu bilmen gerektiğini düşündüm'' dedi babam. Uzandım ve ona sarıldım. O da bana sarıldı. ''Bunu bana söylediğin için teşekkür ederim.'' Babama biyolojik babamın kim olduğunu sormayı düşünmeye başladım. Öğrenmek için can atıyordum. Kimdi? Herhangi bir ortak noktamız var mıydı? Onunla Mark'la anlaştığımızdan daha mı iyi anlaşırdık? Ama kendimi tuttum. Babamı gücendirmek istemiyordum. Yani evlatlık olduğunu öğreniyor. Çocuğu da annesi başka bir adamdan yapmış. Ya bunu en azından ölmeden önce çocuklarına söylemez misin ya? Ne kadar acımasızca çocuklarını böyle bir şeyle gerçekle senin ölümünden sonra yüzleşmeleri. Bölüm 76. Steven'a bu haberi verme fikri sinirlerimi çok fena geldiği için bunu elimden geldiğince yani şu ana kadar ertelemiştim. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var dedim. Mark'a sorularımdan bazılarını soracak zamanım olmuştu. Yani Mark dediği kişi babası. Yani biyolojik değil de üvey babası. O güne kadar, o zamana kadar onları bakmış olan babasından bahsediyor şu anda. Annemin ilişkisinden o sırada haberi var mıydı? Evet dedi. Abilerimin bu fiyaskodan haberi var mıydı? Hayır dedi. Bunun gerçek olduğundan %1000 emin miydi? Evet dedi. Babamın kim olduğunu biliyor muydu? Evet dedi. Üç çocukla sonuçlanan bir ilişkisinin olduğunu bile bile onca yıl annemle nasıl bir arada kalmıştı? Bilmiyorum. Babası da gerçekten o kadar ilgisiz ve uyuz bir adam ki yani konuş çocukla çocuğun ihtiyacı var şu anda bazı şeyleri bilmeye. Yani başka birinin çocuğuna bakmışsın. O kadar pasif bir herif ki Biyolojik babamın benim varlığımdan haberi var mıydı? Emin değilim. İlişkileri nasıl son bulmuştu? Hmm, bilmem ki. Ya bunları çok iyi biliyor aslında bence. Yani bilmemesi imkansız yani. Annesine bunları sormamış olması imkansız. Resmen söylemiyor, anlatmıyor bir şey. O kadar acımasızca buluyorum ki yani şunu. Annem nasıl olurdu da bize söylemezdi. Bu kararını meşrulaştırmaya, anlamlandırmaya çalışmıştım ama düşündükçe öfkem artıyordu. Uğruna yaşadığım ve nefes aldığım insan kimliğimin bu kadar önemli bir parçasını benden nasıl gizleyebilmişti? Tamam dedi Steven. Aslında benim de sana söylemem gereken önemli bir şey var. Tamam dedim ben de biraz şaşırarak. Önce sen söyle çünkü benimki baya büyük. Tamam dedi Steven. Ben İsa Mesih'in dünyaya yeniden gelmiş haliyim. Ne? İçimden gelen ilk şey gülmek oldu. Şokun, üzüntünün, öfkenin ve şaşkınlığın bir araya gelmesinden doğan rahatsız edici bir gülüş. Steven kendisini yüce efendimiz ve kurtarıcımız İsa mı sanıyordu? Şaka yapıyor olmalıydı. Buna inanmalısın Jenny dedi. Steven'ın iyi olmadığı çok açıktı ama bu bilgiyi paylaşabileceğim, yardımı dokunabilecek kimse yoktu. Aile üyelerinin ya da arkadaşlarının telefon numaralarını almamıştım ve ilişkimiz bunun için çok yeniydi. Yani buna sanrı deniyor arkadaşlar. Kendini Hazreti İsa zannediyor. Genelde şizofreni hastalarının böyle sanrıları oluyor. Ya bu bilmiyorum. Yani nasıl anlamamış acaba? Ya da bazen şizofreni hastalığı ailelerde var oluyor genetik olarak ama işte travmatik bir olay olmadan ortaya çıkmıyor falan. Böyle şeyler olabiliyor. Şey diyecektim nasıl fark etmedi şu zamana kadar şizofrenik olduğunu ama dan diye birden de ortaya çıkıyor bazen. Belki de onun okuyamayacağı kadar minik belirtiler gösteriyordu. Ona çaktırmadan yakınlarda yaşayan arkadaşlarından birinin telefon numarasını almaya çalıştım ama Steven gözyaşlarını buldu ve verdiği sırrı kimseye söylememem için yalvarmaya başladı. Bence bunu ailenin söylemelisin dedim. Yapamam. Bana inanmazlar. Bana sadece sen inanırsın Jenny. Cevap vermedim. Cevap verecek enerjim de kalmamıştım. kalmamıştı. Çaresizdim. Kafam allak bullaktı. Bir de o gün Avustralya'ya yolculuk yapması gerekiyor Netflix'in bir şeyi için. Yani bunu söyledikten hemen sonra uçağa biniyor. Sydney'e yaptığım 14 saatlik yolculuk uçak tuvaletinde kusmak zorunda kaldığım bir cehennemdi. Ay ben bir İstanbul-İzmir yolculuğu sırasında sanırım bir saatten fazla sürüyor. Bir buçuk iki saate yakın sürüyor. O yolculuk bile bana cehennem gibi gelmişti. Çünkü panik atak geçirmiştim ve koridorda yürüyerek ve tuvalete giderek çıkarak böyle insanları rahatsız ederek geçirmek zorunda kalmıştım. 14 saat düşünemiyorum ya. Çok rahatsız ediyor o da etrafındaki insanları istemeden. Son kusuşumda artık kendime bayılacak gibi hissediyordum. Sonra bir bakıyor ki klozese dişi de düşüyor. Mide sıvılarımdaki asit diş minelerim bana az önce sol azı alt dişimi kaybettirecek kadar zedelemişti. Sydney'e indik. Resmen şu dişi, şuradaki dişi bulimya yüzünden düşüyor. Ve o şekilde Netflix'in bir toplantısına katılmak zorunda Avustralya'da. Ve hiç bilmediğim di bir ülke böyle konuşmak zorunda kalacak ve hiç bilmediği bir ülkede dişçiye gitmek zorunda kalacak. Zaten bu yeterince stres verici bir durumken bir de erkek arkadaşıyla ilgili o son yaşadıkları da çok korkunç geliyor. Sydney'e indik. Telefonumda bir sesli mesaj vardı. Steven'ın anne babasındandı. Şimdi ona bir takım testlerin yapılacağı bir ruh ve sinir hastalıkları merkezindeydiler ve oradaki psikiyatrlar Steven'ın şizofren olabileceğini düşünüyorlardı. Hey nasıl gidiyor diye sordu neşeli Uber şoförü. Nasıl mı gidiyordu? Berbatın da ötesi. Annem bütün hayatım boyunca bana biyolojik babam konusunda yalan söylemişti ve bulimya girdabından çıkamıyordum. Sol alt azı dişim olmadan bir basın toplantısı yapmam gerekecekti ve erkek arkadaşım şizofren Bundan daha kötü gidemezdi. Bölüm 78. Burada da yeni terapistiyle tanışıyoruz. Bu çok daha böyle olaylara ciddi yaklaşan biri. Hani Laura'nın stili gibi değil stili. Çok net ve ciddi şekilde konuşuyor Cinet'le ve farklı bir çalışma tekniği var. Merhaba Cinet. Merhaba Jeff. Tartıya çıkmaya ne dersin? Muayene belgelerimin hiçbir yerinde internetten bulduğum ve yeme bozukluğu uzmanı ile ilk seansında tartılmam gerekeceğine dair bir madde yoktu. Sayıya bakman gerekmiyor. Ben de kilonu sana söylemeyeceğim. Bu sadece benim klinik işlemlerim için gerekli. Tartılmak istemiyorum. Bu yalnızca sürecin bir parçası ve ne kadar sinir bozucu olabildiğini çok iyi biliyorum. Dürüst olmak gerekirse tepkim bugüne dek gördüklerimin çoğunun yanında hafif kalır. Ne görüyorsun mesela? Bazıları hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Bağıranlar oluyor. Bir keresinde biri odanın karşı tarafından bana çantasını fırlatmıştı. Eğlenceliydi. Güldüm. Duygusal tecrübenle yüzleşmek iyileşmenin en dönüştürücü yanı olacak. Bu da yiyeceklerle, yemek yemekle, vücudunla ve Evet tartılmakla ilgili duygusal tecrübenle yüzleşmenle başlıyor. Tartıya doğru yürüdüm. Gözlerimi kapadım. Derin bir nefes aldım ve tartıya çıktım. Jeff'in elindeki dosyaya bir şey yazdığını gördüm. Şimdi inebilirsin. Bölüm 79. İsa olduğumu düşünebildiğime inanamıyorum dedi Steven gülümseyerek ve ağzına bir patates kızartması attı. Steven'ın psikiyatrik koğuşuna ziyaretinin ondan aldığım son haber olacağını sanmıştım. Ama telefonu eline alabildiği anda beni aramıştı. İkimiz de ağladık. Her zamanki gibiydi. Yani öyle sayılırdı. Sesinde daha önce olmayan bir uyuşukluk vardı. Bana bunun nedeninin kul kullandığı lityum olduğunu ve zaman içerisinde teşhisten önce kahne döneceğini söyledi. Lityum da işte onun için kullandığı ilacın etken maddesi herhalde. Öyle olmasını deliller gibi istedim. Ve şimdi iki ay sonra karşısında otururken belki de öyle olabileceğini düşünmeye başlamıştım. Yine birlikte yaşıyorduk ve Steven iyi görünüyordu. Düzenli olarak bir terapistle ve psikiyatrla görüşüyordu. İlaç kullanıyordu. Bekarlık yemeğine son vermişti ve harika seks yapıyorduk. Şizofreni atağını ancak bir şeyin hakikaten geçmişte kaldığını bildiğiniz zaman yapacağınız bir hafiflikle anlıyordu. Ya tabii ki şizofrenin tedavisi yok ama ilaç tedavilerini oldukları sürece normal yaşam yani normal hayat fonksiyonlarını sürdürebiliyorlar. Düzgün bir şekilde yaşayabiliyorlar yani. Ama şey çok önemli mesela tedaviyi bırakmamak çok önemli. Çünkü bırakınca maalesef o sanrılar geri geliyor. Senin için de çok korkutucu olmalı dedi. Öyleydi. Ama şu anda ikimiz de sorunlarımızın üstünde çalışıyoruz. Birbirimizin yanında olabileceğiz. Her şey çok güzel olacak. Başımı salladım. Ona inanıyordum. Her şey çok güzel olacak cümlesi. Beni trigger ediyor. <laughs> Neyse. Bölüm 80. Önümde duran bir tabak dolu dolusu spagettiye bakıyordum. Kalemimi aldım ve çalışma kağıdımı doldurmaya başladım. Düşünceler. Bu spagettiyi istiyorum ama bu sp spagettiyi istemiyorum. Bana kilo aldırmasından korkuyorum. Yemekten korkuyorum. Kusmak istemiyorum. Duygular. Çekince 10 üzerinden 8. Kaygı 10 üzerinden 8. Korku 10 üzerinden 7. Arzu 10 üzerinden 6. Biraz daha düşünce, biraz daha duygu. Annem bana her zaman sodyumun yüzümü şişirdiğini söylerdi. Yarın yüzümün şiş olmasından korkuyorum. Annem beni bunu yerken görseydi çıldırırdı. Annem hayal kırıklığına uğrardı. Ben tam bir başarısızlık örneğiyim. Ağlamaya başladım. Kalemimi bıraktım ve Jeff'in tembihlediği gibi gözyaşlarımın akmasına izin verdim. Jeff'e 3 aydır gidiyordum ve ilerlemem yavaş ama istikrarlıydı. O kadar çok yol kat etmiştik ki artık durumu takip bile edemiyordum. İşe benim bütün diyet ürünlerimi, diyet çaylar, diyet yemekler ve bütün spor giysilerimi atmamla başlamıştık. Bu iyileşme safhasında egzersiz yapmak yoktu. Esneme hareketleri ve makul yürüyüşler sorun değil ama artık yarı maraton konuşmak yoktu. Sonra 2 hafta boyunca benden yediğim her lokmanın bilgisi ve o lokmayı yediğim saatle birlikte tıka basa yeme ve kusma nöbetlerinin kaydını tutmamı istedim çok zor yani normal bir insanın bile yapması çok zorken bunun üzerine bu kadar gitmek bu yani bulimya hastası biri için. Yediklerimizi kaydetmek de yeme bozukluğunun bir parçası değil miydi? Bu da zorlayıcı ve sağlıksız bir şey değil miydi yani? Evet yediklerini kaydetmen zamanla bir kenarı bırakmanı isteyeceğimiz bir davranış olacak. Diyecekle alakalı davranışların konusunda fikir edinmeliyim. Vücuduna nelerin ne zaman girdiğini görmek bunu anlamama yardımcı olacak. Bu kısmında ben de çok tedirgin hissetmiştim kendimi ya ne kadar saçma ya her lokmasını sayıp yazı yazmak falan işkence gibi değil mi? ama sonrasında o kadar güzel bir çıkarım yapıyor ki gerçekten profesyonel birisi yeme bozukluğu konusunda. Şöyle bir analiz yapıyor işte iki haftalık o cinetin yeme tablosunu inceleyince. Hemen her gün kahvaltıyı atlıyorsun. Sonra geç saatte öğle yemeği yiyorsun. Saat iki buçuk üç gibi. Ama buna gerçek anlamda öğle yemeği denemez. Tam bir öğün değil. Çarşamba bir protein var. Perşembe iki yumurta yemişsin. Geç saatte yarım yamalak öğle yemekleri yiyorsun. Akşam saat sekiz civarında yine eksik görünen akşam yemekleri. Yani diyor ki sürekli ya zaten sabah uyanıyor 3'ü öğlen 2'ye 3'e kadar aç bırakıyor kendini. Bu zaten başlı başına bir sorun. Yani tamam aralıklı oruç falan anlaşılabilir okey ama sonuçta sabah erken kalkıp çalışan bir insan. Öğlen 3'e kadar kendini aç bırakıyor. Sonra bir de mesela o öğünü geçiştiriyor. Granola bar işte yumurta falan. O kadar yetersiz besleniyor ki kahvaltı olarak bahsettiği şeyler çok yetersiz. Gece saat 11 gibi tıka basa yemek olarak tanımladığın şey gerçekleşiyor. Bir tabak pad thai ve kızarmış pilav üstüne delta bir... Bir burrito. Ve her gece o saatlerde yediğin her şeyi kusmuşsun gibi görünüyor. Düşünün bütün gün zaten yarım yamalak besleniyor. Neredeyse hiçbir şey yemiyor. Sonra gece de yemek yiyor ve hepsini kusuyor. Yani resmen yemeklerle olan ilişkisi o kadar sağlıksız ki midesinde hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir gün. Her gün yapıyor bunu. Mesele şu Cnet, Kahvaltı etmiyorsun. Geç saatte ve yarım yamalak öğle ve akşam yemekleri yiyorsun. Sonra saat 11'de o kadar çok acıkıyorsun ki vücudun sana yemek yemenin için yalvarmaya başlıyor. Bu yüzden yemek yiyorsun. O saatlerde yemeği seçtiğin yiyeceklerin neden o tarz yiyecekler? olduğu ortada. Çok acıktığın için sağlam ve seni tok tutacak bir şeyler istiyorsun. Bu arada bütün gün bir şeyler yemeyip bir akşam ya tabii ki çok sağlıklı bir davranış mı? Sağlıklı bir beslenme şekli mi? Hayır ama o yediklerini midesinde tutsa en azından ertesi güne daha düzgün ve normal başlar. Çok acıktığın için sağlam ve seni tok tutacak şeyler istiyorsun ama sonra o yiyeceklerle ilgili yargıların ve derine işlemiş yıkıcı düşünce kalıpların yüzünden kusarak onlardan kurtuluyorsun ve ertesi gün aynı döngüyü tekrarlıyorsun. Şöyle yapacağız. Yemeni normalleştireceğiz. Gün de 3 tam öğün ve 2 ara öğün. Hepsini önceden belirlenmiş saatlerde yiyeceksin. Pazarlık yok. Yemeği normalleştirme sürecine başlamadan önce riskli yiyeceklerini saptamalıyız. Riskli yiyecekler haklarında çok fazla yargıya sahip olduğun yiyeceklerdir. Kusmaya daha fazla mecbur hissettiğin yiyecekler. Hemen saymaya başladım. Pasta, turta, dondurma, sandviç, patates kızartması, ekmek, peynir. Ekmek, peynir, sandviç gibi şeyler bile yiyemiyor. Yani en basit yiyeceklerden biri olduğu için söylemek istedim. Cips, kurabiye, makarna. Harika dedi Jeff. Bunları hızlı hızlı not aldı. Terapideki nihai hedeflerimiz bir de yiyeceklerle ilgili yargılarını azaltmak. yiyeceklerin nötrleştirmeni istiyoruz. İyi ya da kötü olarak değil. Sadece yediğim bir şey olarak. Bu ister ananas olsun ister pankek. Zor bir duygusal çalışma olacak. Çok uzun zamandır bayağı boktan besleniyormuşsun. Jeff haklıydı. Yemek kalıplarımı normalleştirmek ve yiyecekleri nötrleştirmek çok zor bir duygusal çalışmaydı. Gözyaşlarım çalışma kağıdımı damlayarak mürekkebi dağıttı. Ayağa kalktım, tuvalete koştum ve içimi boşalttım. Yani o gün de başaramıyor. Bölüm 81. Arada bir böyle tökezlemen çok normal. Seni tanımlayan bir şey değil. Başarısız olduğunun göstergesi değil. Asıl önemli olan bu tökezlemenin ayağa kalkamayacağın bir düşüşe dönüşmesine izin vermemek. Bu arada annesinden sonraki bölüm yani bu üçüncü bölüm, üçüncü videomuz. Gerçekten videonun başında da söylemiştim. O kadar terapi seansı gibi ki böyle hiç eğlenceli veya işte başka bir şey yok. Sanki onun iyileşmesini dinliyoruz, okuyoruz gibi hissediyorum. Kitabı bu yönde de eleştirenler olmuştu. Kendi iyileşme yolunu anlatmış. Kendisine iyi gelmiş olabilir bilir ama hani biz bunu okuyunca çok bir şey anlamıyoruz falan gibi kötü yorumlar da okumuştum Goodreads'te. Ama bence bu kitap İçinde kendi içinde anlamlı yani. Ben bunun abes olduğunu düşünmüyorum. Sadece bilmiyorum belki bazı kişilere sıkıcı gelebilir ama bana hiç sıkıcı gelmedi. Neyse. Arada bir böyle tökezlemen çok normal. Seni tanımlayan bir şey değil. Başarısız olduğunu göstergesi değil. Asıl önemli olan bu tökezlemenin ayağa kalkamayacağın bir düşüşe dönüşmesine izin vermemek. Her seansın sonunda bana yeni bir paket veriyordu. Genellikle içlerinden bir makale, bir iki test ve birkaç çalışma kağıdı çıkıyordu. Bu paketlerle uğraşmaktan keyif alıyordum. İçimi kağıda dökebilmek hoşuma gidiyordu. Her şey kafamın içindeyken bana kaotik ve allak bullak geliyordu ama bir kağıt parçasına baktım ve kendimi sözcüklere, skor cetvellerine ve grafiklere yansımış olarak gördüğüm zaman her şey netlik kazanıyordu. Bu gerçekten hem terapi için hem günlük tutmak için böyle. Terapide de bir şey anlatıyorsunuz, bir, yere koyamıyorsunuz, anlamlandıramıyorsunuz ama terapist hepsini toparlayıp aslında sen şunu anlatıyorsun, şu konuda zorluk çekiyorsun, şunu şöyle yapıyorsun, şunu böyle yapıyorsun diye hepsini böyle size düzenlenmiş olarak geri veriyor. Günlük tutmak da böyle bir şey aslında. Düşünceler kafanızda çok allak bullak ve yazınca ulan ya böyle yeni bir şey şeyler keşfediyorsunuz. Amer böyleymiş, şöyleymiş, her şey bir anlam kazanıyor. Ve bence Cinette de oyunculuk değil de yazarlık zaten ta hatırlıyor musunuz? Daha ilk bölümlerde annesine ben yazar olmak istiyorum demişti. Annesi kabul etmemişti. Aslında asıl tutkusu yazmak. Burada bunu çok net anlıyoruz. Cinette iyileşmenin en önemli kısımlarından biri tökezlemeleri kabullenmek. Yeme bozukluklarına yatkınlığı olan insanlar genelde kendi hatalarına takılıp kalan ve onları aşmakta zorlanan insanlardır. Mükemmeliyetçilerdir. Utanç sarmallarının sorunlarıma ne kadar çok katkısının olduğunu fark ediyordum. Bu kesinlikle bırakıyorum diye yeminler etmekten çok yorulmuştum. Belki de eksik parça bu tökezlemeleri kabullenmemdi. Evet yani bu duyguyu yaşamadığı için sürekli her şeyden utanç duyduğu için iyileşme ilerleme gösteremiyor ama diyor ki yani bazen de gerçekten yapamayacaksın bazı şeyleri. Bunu da kabullenmek gerekiyor diyor Jeff ve ondan sonra çok daha rahatlamış bir şekilde ilerliyor. Bölüm 82. Toplantıya geç kalıyordum. Alt katta koştuğum sırada onu orada otururken buldum. Pencereden dışarı bakıyordu. Yüzünde son zamanlarda sık sık olduğu gibi katatonik bir ifade vardı. Onu böyle görmek beni korkutuyordu. Steven sevgilisi hani şizofreni tedavisi gören sevgilisi kullanmaya başlamış. Çalışmayı tamamen bırakmıştı ve işe geri dönmeye sonsuza dek karşı gibi görünüyordu. Çalışmanın hayatı ziyan etmek olduğunu iddia ediyordu. Hiç hobisi yoktu ve arkadaşlarıyla zaman geçirmek ilgisini çekmiyordu. Bugünlerde yaptığı çek şey içmekti. Sabahları uyanıyor ve hemen içmeye başlıyor. Bunu gün boyu aralıksız devam ediyordu. Uyanık olduğu her dakika kafası güzeldi. Gerçekten böyle etkileri olduğunu duymuştum. İnsanı böyle hımbıllaştırıyor, tembelleştiriyor. Hiçbir şey istemiyorsun hayatta hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Bütün hırsın, bütün böyle motivasyonun yok oluyor. Çalışmak istemeyen, hiçbir şey yapmak istemeyen, evde sadece oturup böyle takılan bir insana dönüşüyorsun. Ve o en kötü şey biliyor musunuz? Yani depresyon gibi bir şey çünkü motivasyonsuzluk, hayatta hiçbir şey yapmak istememek. Aslında depresyonun tanımı da bununla çok benzer. O yüzden aslında çok korkunç bir sarmala düşmüş. Ona destek olmaya çalıştım. Hatta ona istediği miktarı bayağı yüksek bir miktar olduğunu söylemem gerek. Tedarik edebilecek bir satıcı bulmasına bile yardım ettim. Ama sonra durum bu hale geldi. Ben bulimya tedavimde büyük adımlarla ilerliyordum. Artık bedenimi eskisi kadar kötüye kullanmıyordum. Her gün kendimle yüzleşmek için gayret ediyordum. Sonuçlar değişken olsa da gayretim tutarlıydı. Ben iyileşmemde ilerleme kaydettikçe Steven seçtiği uyuşturucuya daha fazla kapılıyordu. Birbirimizden her geçen gün biraz daha uzaklaşıyorduk. Steven bulimya konusunda bana yardımcı olmaya çalışmıştı. Ben de onun bağımlılığını aşmasına yardımcı olacaktım içmenin nasıl bırakılacağı hakkında birkaç makalenin çıktısını aldım. Destek gruplarına göz attım. Steven'a bağımlılık konusunda uzmanlaşmış yeni bir terapist denemesini önerdim. İnsan içine karışmamızı sağlayacak, böylece ot içme olasılığını da azaltacak aktiviteler planladım. Hiçbir işe yaramadı. Makaleleri okumadı. Destek gruplarına katılmadı. Yeni bir terapist denemediği gibi gittiği terapisti de bıraktı. Hobi edinmek istemiyordu. Çaresizdim. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Ama onu seviyordum. Birlikte olalım istiyordum. Yapması gerekenden çok daha fazla çabalıyor aslında. Ya bir insan terapiye gitmek istemiyorsa onu zorlayamam. Çünkü kendisi istemesi gerekiyordur söylemiştik ya. Kendi istemiyorsa sen istediğin kadar çabala yani hiçbir şey olmuyor. Ya bir insanın bir de hani bazen karşısındaki insana karşı sorumluluğudur mesela. İlişkinizin düzgün devam edebilmesi için kendinde bazı değişiklikler yapman gerekiyordur ve onları yapamıyorsan karşındaki insan da seninle devam etmeye mecbur değil yani. Ama burada sürekli iteliyor iteliyor bir şeyler yapsın diye böyle çok boşuna bir çabaya giriyor sanki. Bölüm 83. Büyük annem Bob duydun mu? Bütün parasını bitirmiş diye aykırdı ve başını büyük babamın omzuna dayayıp gözyaşı dökmeden ağlamaya başladı. Büyük annem yalandan bile gözlerini yaşartamazdı. Biraz önce onlara evimi satacağım haberini vermiştim. Hayatımın bende strese neden olan alanları Jeff'le terapilerimde sık sık konuştuğum bir konuydu. Evim çok sık gündeme geldiği için Jeff bana evimi neden satmadığımı sormuştu. Bir ara bunu ben de istedim ama yapamam. Neden? Çünkü akıllıca olmaz. Neden akıllıca olmasın? Çünkü ev iyi bir yatırımdır. Bana evinin nesini stres verici olduğunu söylesene. Ev sahibi olmanın başlı başına bir iş olduğunu bilmiyordum. Üstelik ne ilgimi çekiyor ne de buna ayıracak zamanım var. Ayrıca mahalleyi sevmiyorum. Çok hareketli bir caddeye yakınım. Bu arada yani herkes ev sahibi olacak diye bir şey yok. Tamam olabilir. Zengin olabilir. Tamam mı? Ev gerçekten çok büyük bir yatırım olabilir ama bu şekilde değerlendirmek istemiyor. Ev sahibi olarak değerlendirmek istemiyor parasını. Bu da çok anlaşılabilir. Kirada oturmak daha rahat geliyor şu an ona. Bu birkaç röportajda da çünkü karşıma çıktı ve çok rahatsız oldum. İki tane salak ekonomiyle alakalı bir şeyler sunan bir çocuklar vardı. Onların podcastine konuk olmuştu. Evini sattığını söylediğinde şey ne böyle hani şey ben benzetiyorum bunu. Hani ben memurluktan istifa ettiğimde böyle herkes ama memurluk aa, aa. falan yapıyordu ya. Evini sattığını söylediği birçok insan nasıl yani ya? Evini niye sattın ki? Niye kirada kalıyorsun? Niye evini sattın? Lala. falan gibi tepkiler veriyor. Çok can sıkıcı bir şey. Yani bunu insanlara açıklamak zorunda kalmak çok can sıkıcıdır. Babaannesi falan dahil. O yüzden burada ne hissettiğini biraz anladım yani. Ev sana iyi gelmiyorsa sat kardeşim. Kirada kal. Param var nasıl olsa ne olacak yani? Başka bir yatırım yaparsın. İşte borsa yaparsın. Başka bir şeyler yaparsın. Başka bir şekilde biriktirirsin paranı yani hani ev böyle şey biraz bu boomerca bir şey illa böyle evin olacak. Ev sahibi olmak güzel bir şey ama ev sahibi olarak yaşamak istemiyorsa çok yoğun bir çalışma hayatı varsa kira daha iyi geliyorsa sana ne yani? Kirada kalmak istiyor belki sana ne yani? Böyle bunu sürekli işte bunu bile mesela psikoloğuna anlatmadan ona danışmadan bu adımı atamıyor. Çünkü herkes o kadar baskı yapmış ki ev al ev al diye. Çok hareketli bir caddeye yakınım. Birileri adresimi internete sızdırdığı için zaman zaman kapıma kadar gelip tedirgin edici bırakan birkaç sapık takipçim oldu. Hatta biri kapımı üzerinden kan damlayan bir buket gül bıraktı. Bir insan için iyi bir yatırım olan şey bir başkası için kötü olabilir. Akıl sağlığına yatırımın ne olacak? Güvende olmak akıl sağlığı açısından önemlidir ve bana kendini güvende hissetmediğinden bahsettin. Bir dekoratör tutabilirim. Tamam ama bu stresini nasıl azaltacak? Şey ev biraz boş görünüyor. Öyle bir his veriyor. Ve birkaç halı bu işi çözecek öyle mi? Çözebilir dedim biraz şımarık bir tavırla. Bu yargılayıcı sorudan hiç hoşlanmamıştım. Jeff tamam demekle yetindi. Sonra evine bir iç mimar çağırıyor. Liz evime leopar desenli bir tayt ve siyah dökümlü bir bluzla geldi. Siyah çantasını masanın üstüne koydu ve içinden kumaş numuneleri, malzeme katalogları ve dekorasyon dergileri çıkarmaya başladı. Bu arada yani insanın böyle bir şey kendisinin merak duyması gerekmiyor mu? Bir fikrinin olması gerekmiyor mu? Yaşamak istediği ortamın içinde. O kadar zorla yapıyor ki kadın dergi mergi getirmiş. Çok ya Bunlar bir anda böyle ayaküstü seçilecek şeyler değil ki. Çok tuhaf. Bir sürü fikrim var. Az miktarda leopar, inek ya da zebra deseni kullanabiliriz. Bu aralar çok moda bu benim hiçbir zaman anlamadığım bir şeydi. Yastıkları, battaniyeleri ve perdeleri desenlerle eğlenceli hale getirmeye çalışmamız yani. Bunlar eğlenceli değil işlevsel parçalardı. Benim için basit tek renk ve birbirleriyle bütünleşen mobilyalar seç bu iş bitsin. Sadece basit şeyler istiyorum diyor ama kadın ısrar ediyor. Çok gençsin ve eğlenceli. Mekanın bunu yansıtsın istemez misin? Hayır. Hoşuna gitmeyen şeyleri iade edebilirim. Tabii ücret iadesi almanın mümkün olmadığı parçalar dışında böyle zorla resmen leopar deseni kullanalım, zebra deseni kullanalım falan diyor. O da yani evet demek zorunda kalıyor. Bir de bence bu kadar sade dekoratif eşyalar istemesinin sebebi ve şu anda gidin Instagram'ına bakın çok sade giyiniyor. Böyle aşırı yetişkin gibi bir tarz var. Aşırı renklilik, aşırı abartılı süslenmek falan. Ona Nickelodeon'a çocuk yıldızlı falan böyle şeyleri hatırlatıyor olabilir. O yüzden böyle sade şeylerden daha çok hoşlanıyor olabilir. Üç gün sonra kapıma nane yeşili ve krem rengi leopar desenli perdeler geldi. Yanında 14.712 dolarlık bir makbuzla. Liz'in güneşi engellemek için 15 papel harcamaya aldırmayan müşterilerle çalışmaya alışkın olduğu anlaşılıyordu ama ben onlardan biri değildim. Bunların evde bitmek bilmeyen tadilatı, yalnızlığımı ya da kapıma kanlı güller bırakan sapık takipçileri telafi etmeyeceğini kabullenmeye başlamıştım. Liz'i aradım ve hizmetine ihtiyacımın olmayacağını söyledim. Sanırım evi satacağım. İade edebilmen için leopar desenli perdeleri nereye bırakacağımı bana haber verirsin. Aa onların iadesi yok. Ay kadına o kadar uyuz oldum ki kız istemediği halde bir sürü şey aldı ve sadece bir perde için 14-15 bin dolar nasıl hayatlar yaşıyor bu insanlar gerçekten hiçbir fikrim yok yani bölüm 84 varlığımdan haberdar olduğundan bile emin olmadığım biyolojik babamın sahne aldığı caz konserine habersiz gidiyordum biyolojik babamın tam adını ve mesleğini öğrenmeyi başarmıştım ve internette yaptığım hızlı bir araştırma beni onun resmi sayfasına ulaştırmıştı anlaşılan çeşitli star wars filmlerinin Jurassic World'un Lost'un ve daha bir sürü yapımı müziklerinde trombon çalmıştı ve sayfasında vereceği 4 konserin tarihleri listelenmişti. Sonra konsere bilet alıyor işte. Bu arada babasının fotoğrafını falan bulabilirsem koyarım buraya. Ama şimdi kendimi hala hazır hissetmiyordum. Bir ailesinin olması, çocuklarının da konserde olması ve bizden habersiz olmaları ihtimalini düşünmüştüm. Bu yüzden ona konser sonunda sahneden iner inmez ve sadece yalnız yaklaşmaya karar vermiştim. Durumu inkar etme olasılığını da hesaba katmıştım. Belki de bana siktir git diyecekti. Belki durumu bilmiyor olacaktı. Beni neyin beklediği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Otel koridorlarından geçerken çiş yapmak için tuvalete uğradım. Miranda da sanırım kusmadığımdan emin olmak için benimle geldi. Bunu bana hiçbir zaman açıkça söylemedi ama anlayabiliyordum. Kontrol etmek için geliyor arkadaşının. Bence güzel bir şey ya. Sahip çıkmaya çalışması. Yani tabii ki onu belki sinir ediyordur, tedirgin ediyordur ama bence iyi bir arkadaş örneği bu ya. Colton, Miranda ve ben arka taraftaki bir masaya oturduğumuzda gösterinin başlamasında birkaç dakika vardı. Kalabalık ağırlıklı olarak 40 ve 50'li yaşlarda zengin görünüşlü insanlardan oluşuyordu. Etrafta bol bol Gucci vardı. Trombonunu taşıyan babamı anında gördüm. Aramızda bir benzerlik olduğunu söyleyemezdim. Belki de annemin genleri daha güçlüydü. Son şarkı bitmek üzereydi. Sonra işte gidiyor babasının yanına sahneden inince babası. Beni hissetmişti. Göz göze geldik. Şaşkın belki de biraz telaşlı görünüyordu. Ağzından sanırım bir ortak noktamız var cümlesi çıktı. Gözleri yaşlarda doldu. Benim de öyle. Ona vardığımdan haberdar olup olmadığını sordum. Evet dedi. Abilerimden de haberi vardı. Onunla iletişim kurmamızı beklediğini söyledi. Bilip bilmediğimizden emin olamadığı için bunu kendisi yapmak istememişti. Annemle kötü ayrıldıklarını ve biz küçükken büyük bir velayet savaşı olduğunu, annemin onu fiziksel şiddet uygulamakla suçladığını anlattı ve beni öyle bir şey olmadığı konusunda temin etti. Yani annesi bu çocukları dövüyordu filan demiş ama yalan söylemiş ama velayet anneye vermişler. Ona annemin ölümünden haberdar olup olmadığını sordum. Evet, haberi internette görmüştü. Bunun ne kadar tuhaf bir cümle olduğunu düşündüm. Biyolojik babam bana cep telefon numarasını verdi ve ona yazmamı söyledi. Kucaklaşıp vedalaştık. Miranda ve Colton yanıma geldiler. Bir sürü duyguyu aynı anda yaşıyor ama hepsini tek tek algılayabiliyordum. Bu işi aradan çıkardım için rahatlamıştım ama bu kadar kısa sürmesi beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Önce o bana ulaşmaya çalışmadığı için hem kafam karışmıştı hem de üzülmüştüm. Benimle tanışmayı gerçekten isteyip istemediğini, bunu bana sadece öyle gerektiği için söyleyip söyleyemediğini hiçbir zaman bilemeyecektim. İlk buluşmalarım arasında bu açık ara en ilginç olandı. İkinci bir buluşma olacağından ise hiç emin değildim. Bu arada bence adamın sahneden inip böyle ayaküstü 3-5 dakika konuşması çok saçma. En azından çıkıp böyle bir yemeğe gidip böyle ne bileyim ya bir saat falan oturup sohbet edeme miydiniz ya o kadar ilgisiz ve iğrenç davranmış ki çok üzüldüm gerçekten. Ve şunu çok merak ediyorum. Telefon numarasını alıyor. İkinci buluşma gerçekleşeceğinden emin değilim falan diyor da kitap da bitmek üzere. Çok merak ediyorum o babasıyla yani biyolojik babasıyla ilişkisi nasıl oldu? Birkaç şey daha var mesela onların da sonları belli değil. Onları da merak ediyorum. Acaba hayatının bu kitaptan sonraki kısmı nasıl geçmiş? Aşırı böyle o kadar kendimi kaptırdım ki çok merak etmeye başladım. Zaten yazarla çok sevdiğini söylemişti. Umarım yani yine kitaplar yazar. Bilmiyorum otobiyografi mi yazar yine ama ikinci bir otobiyografi yazarsa ben çok okumak isterim. Ama bilmiyorum genelde insanlar bir tek otografi yazıyorlar. Otobiyografi yazıyorlar. Otografi mi dedim az önce? Sorry. Beynim durdu artık. Kitabın sonlarına doğru geliyoruz şu anda. Ama yani genel olarak üzüldüm bu biyolojik babasıyla olan karşılaşmasını. Bir de yani şeyi çok merak ettim. O çocuklar ne ara yapıldı? Çocuklar nasıl hatırlamıyor ilk evliliği? İkinci evlilik ne zaman olmuş? Mark niye mesela bunları anlatmadı? ikinci baba. Yani kafamda o kadar çok soru var ki. Çocuğa bir açıklama bile yapma şeyini yani o kadar ilgisiz ve geri zekalılar ki bir açıklama yapma zahmetine bile katlanmıyorlar çocuğa. Çok üzüldüm ya. Bölüm 85. Ellerimin arasında soğuk ve ağırdı. Daha önce ondan 7 ya da 8 kez kurtulmuştum ama her defasında ertesi gün tekrar mağazaya gidip yeni bir tane almıştım. Tartım çok uzun zamandır beni tanımlayan şey olmuştu. Gösterdiği sayılar bana başarılı ya da başarısız olduğumu, iyi ya da kötü olduğumu anlatmıştı. Kendinizi tanımlamak zordur, karmaşıktır, alt üst edicidir. Tartıdaki sayıların bunu sizin için yapmasına izin vermekse basittir, direkttir. Ama artık o sayının beni tanımlayan tek şey olmasını istemiyordum. Tartının ötesindeki hayatı tecrübe etmeye hazırdım. Ertesi gün gelip geçti, yeni bir tartı almadım. Ben de tartılmayı obsesif bir şekilde tartılmayı ve kalorileri obsesif bir şekilde saymayı bıraktığımda çok özgürleştirici bir his olmuştu bu benim için. Bence çok büyük bir şey diyor ya atıyordum 24 saat geçmeden bir tane daha alıyordum. 7-8 kere kurtulmaya çalıştım falan. O yüzden çok büyük bir adım yani bu. Bölüm 86. Steven'a yardım etmek için çok uzun süre çabaladım. Ya da onu kontrol etmek için. İkisi de birbiriyle yakından bağlantılı olduğu için hangisi olduğundan emin değildim. Ama birkaç ay önce pes etmiştim. Her şey Jeff'in okumam için bana karşılıklı bağımlılıkla ilgili bazı materyaller vermesiyle başladı. Okuduğum her şeyde kendimi görüyordum. Jeff bana asıl kendi sorunlarımı çözmeye çalışmaya odaklanmamı öneriyordu. Ama buradayım. Sorunlarımı çözmek için zaten çaba harcıyorum. Ve çok iyi iş çıkarıyorsun demişti. Fakat içimden bir ses bana Steven'ın hayatını yönetmeye çalışmak için harcadığın bütün o enerjiyi kendininkini yönetmeye harcasan çok daha fazla ilerleme kaydedeceğini söylüyor. Burada da bağımlı ilişki denen bir şey var. Yani sadece birbirlerini düzeltmeye veya birbirlerinden bir şekilde faydalanmaya mı diyeyim artık. Bağımlı ilişkinin tanımına baktım şu anda. Hayatta kalmak için diğerine mecbur olduğunuzu hissettiren ve tamamen bağımlı olan kişinin beklentilerini karşılamak üzere kurulan bir ilişki türüdür. Bağımlı ilişkilerde kişi kaybetmemek için mükemmel olmaya çalışır. Burada da öyle sürekli işte birbirlerini düzeltmeye çalışıyorlar. İşte ben böyle olacağım sen böyle olacaksın. Mükemmel yapmaya çalışıyorlar birbirlerini ki ilişkiyi bu temeller üzerine kurmuşlar yani. Ve Jeff diyor ki sen niye sürekli onun sorunlarını odaklanıp onları çözmeye çalışıyorsun ki sen kendine odaklan ve kendi sorunlarını çözmeye çalış. Çok daha iyi ilerleme kaydedeceksin hayatta diyor. Ve bu gerçekten doğru arkadaşlar. Yani kendinizi ilk sıraya koyduğunuzda, hayır demeyi öğrendiğinizde, sınır koyduğunuzda, kendi isteklerinizi öne koyduğunuzda gerçekten o kadar radikal bir şekilde değişiyor ki hayatınızı anlatamam yani. Değişim çok hızlı oldu. Haftalık kendimi iyileştirme rejimime grup terapisini de ekledim. Yeme bozukluğundan kurtulmak konusunda daha fazla kitap okudum. Kendi meselelerime odaklanmak için daha fazla zaman ayırdıkça Steven'inkilere o kadar az odaklanır oldum. Ve Steven'inkilere daha az odaklandıkça aramızdaki mesafe giderek büyüdü. Düzeltmenin ilişkimizin omurgasını oluşturduğunu anlamak üzücüydü. İlişkimizi bir arada tutan yapıştırıcı buydu. Birbirimizi düzeltmenin dışında konuşacak fazla konumuz yoktu. Şu anda olduğu gibi. Steven dedim sonunda. Bana baktı. Tek kelime etmeme gerek yoktu. Ne olacağını biliyordu. Ağlamaya başladı. Ben de ağladım. Ağladık. Birbirimize sarıldık. Sonunda bu toksik ilişkiyi bitiriyor yani. Bölüm 87. Cinet, bütün ekibi görüşmeye alıyorum dedi ajansımın asistanlarından biri telefonda. Ne zaman bütün ekip görüşmeye dahil edilse şu iki şeyden biri söz konusudur. Çok iyi bir haber ya da çok kötü bir haber. Cinet, Netflix dizin iptal edildi. Bu ajansıma göre kötü haber olabilirdi ama bana hiç de kötü gelmemişti. Hatta iyi gelmişti. Tamam mı? Tamam dedim. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Başka bir ses rahatlamış gibi tamam dedi. Aslında oyunculuğa ara verecektim diyor bir anda pat diye söylüyor. Sessizlik oldu. Ee, emin misin? Evet eminim. Fikrini değiştirirsen bize haber ver. Birkaç beceriksiz vedadan sonra görüşme sonlandı. Bu kadar basitti. 18 yıllık bir kariyer 2 dakikalık bir telefon görüşmesiyle son bulmuştu. Kararım konusunda içim rahattı. Bu noktaya ulaşmak için bir yıl boyunca Jeff'le uzun uzun konuşarak karar kararsızlık yaşamıştım. Bir oyuncu olarak sizi hangi ajansların temsil edeceğini, ajansımızın sizi hangi rollerin seçmelerine uygun göreceğini, hangi seçmelere gideceğinizi, nerelerden geri dönüş alacağınızı, hangi rolleri kapacağınızı, rolünüzün repliklerini, rolünüz için nasıl görüneceğinizi, yönetmenin performansınızı nasıl yönlendireceğini, editörün performansınızı nasıl montajlayacağını, yapımın devam edip etmeyeceğini ya da filmin iyi iş çıkarıp çıkarmayacağını, eleştirmenlerin performansınızı eleştirip eleştirmeyeceğini, ünlü olup olmayacağınızı, medyanın sizin için nasıl bir çizeceğini vesaire kontrol edemezsiniz. Hayatlarında bu kadar çok şeyin havada olmasına katlanabilen ruhları tanrı korusun ama ben bunu daha fazla yapamayacaktım. Çok uzun süredir bana hayatımın çok büyük bir kısmı kontrolümün dışında gibi geliyordu ve artık yorulmuştum. Hayatımın iplerinin kendi ellerimde olmasını istiyordum. Yeme bozukluğumun, bir casting direktörünün, bir ajansın ya da annemin değil, benim dünyanın en iyi kararını veriyor ve sonunda sonunda işimden istifa ediyor. Yapmak istemediği işi bırakmak çok büyük bir adım. Onu, bunu da çok merak ediyorum mesela. Bu kitabın nasıl yazdı? Çok net hatırladığı bazı şeyler var. Tabii ki birazı kurgudur. Diyalogların bazıları kurgu olabilir. Ama o sıralarda günlük mü tutuyordu? Bu kitabı yazma süreci nasıl nasıl aklına geldi? Çünkü bu kitabı yazmadan önce bir podcast yapmıştı. Yine bu konularla ilgili. Burada bahsettiği konularla ilgili. Sonra iki kere Broadway'de bir gösterimi düzenlemiş. Bir şeyler yapmış. Yani bu konuyla ilgili annemin öldüğüne sevindim. Başlığı altında bir iki tane şey yap sonradan kitaba dönüşmüş ve o süreç nasıl oldu? Ne alakaysa böyle aşırı aşırı böyle bu hikayeye tutuldum ben çok merak ettim yani bu konuda bir kitap yazsa onu da okurdum herhalde. Böyle hayatını didik didik ettik ya sonuçta her şeyi biliyoruz neredeyse artık. Bilmediğimiz küçük ayrıntıları merak ediyorum işte nasıl yazdı kitabı falan. Bölüm 88 Önce Disneyland'e mi girmeliyiz yoksa yemek mi yemeliyiz diye sordum Miranda. 26. doğum günümdü. Büyük babam artık Disney'de çalışmasa da orada 15 yıl boyunca çalıştığı için bir ömür geçecek kadar onursal parka giriş hakkı ve çalışan indirimi alıyordu. Ne kadar güzel bir şey ya. Türkiye'de hiç böyle şeyler olmuyor. Ama şey biliyorum. Bir tane arkadaşımın babası THY'de çalışıyordu. Pilot muydu? Neydi? Emekli bir şeydi. Onlar uçuşları indirimli. Yani bütün hayatları boyunca bütün uçuşları indirimliydi galiba. Çocuklarının da. Böyle birkaç şey duymuştum ama keşke bunlardan daha fazla olsa. Mesela BİM'de yıllarca çalışıp emekli olsam ve sonra BİM'deki ürünler sana indirimli olsa. Ya Tabii böyle olmaz da böyle işte deneyim üzerine olan şeyler. Mesela uçak, uçmak, seyahat olabilir, deneyim olabilir, tatil olabilir. Böyle şeyler keşke daha fazla yapılsa ülkemizde yani. Ay kusura bakma yine Türkiye'yi beğenmedim. Başka ülkelerden şey yapıyorum. Böyle o kadar Allah'ım aşırı tutuldum o yorumlara biliyor musunuz ya? Sen hospiz yok diye niye ülkemizi beğenmiyorsun? Lan ne alakası var geri zekalı ya? Tabii ki ülkemizin güzel şeylerini beğeniyorum. Kötü şeylerini de eleştiriyorum yani. Delice... <laughs> bir yoruma takılmak. Neyse aman. İndirim hakkını Grand Californian o oteldeki bu avlu manzaralı odada %40 indirimle kalmamızı sağlamak için kullanmıştı. Teşekkürler büyük baba. Yeme bozukluğumdan kurtulma yolunda birkaç yılı geride bıraksam da zemin hala engebeliydi. Artık bulimik sayılmazdım. Ben sadece zaman zaman bulimik davranışlar sergileyen bir insandım. Ama Jeff'e zaman zaman bulimik davranış sergileyen bir insan olmak istemediğimi söylüyordum. Daha iyi olmak istiyordum. Daha sağlıklı. İyileşimden daha emin. Ama o gün henüz gelmemişti. Koyu kestane rengi kısa peruğumu ve güneş gözlüğümü Kumidin'den aldım. Tanınmamak için bir yerlere giderken bu kılığı kullanmaya başlamıştım. Miranda ile birlikte Disneyland'ın kapısından içeri girdik ve önce uzay dağına sonra Matterhorn'a bindik. Midam guruldadı. İkimiz de güldük ve artık yemeğe gitmemiz gerektiğine karar verdik. Miranda yemekle ilgili sorunlarımdan haberdardı. Desteğini takdir ediyordum ama bazen zor oluyordu. Yeme eğilimlerim konusunda ekstra tetikte olduğunu hissedebiliyordum. Sürekli beni gözlemliyordu. Ama bence şöyle bir şey de vardır. Miranda kendini de bir gerilim altında hissediyor olabilir. İşte acaba benim ayı gibi yediğimi mi düşünüyor şu anda? acaba bu yemeği yedikten sonra kusacak mı falan hani bunlar da bence düşünmesi kolay şeyler değil. Tabii ki cinet için en zor deneyim ama arkadaş için de bence bu mental olarak biraz zorlayıcı bir durum. Ne yapacağını kestiremiyordur çünkü tam. Tortilla Joe's'a yöneldik. Hemen sipariş verdik. Ortaya cips ve guacamole. Miranda biraz taco sipariş etti. Ben de somon ve salata. Sağlıklı bir şey seçersem sonrasında kusmama şansımın daha fazla olacağını düşünürdüm. Yeme bozukluğu olan bir beyin çok sinir bozucuydu. Yemek sırasında biriyle sohbet ederken her zaman kafamın içinde başka bir konuşma dönüyordu. Yargılar, eleştiriler, beni korkunç bir şekilde ezen bir kendimden nefret etme hali. Çok gaddar bir dikkat dağıtıcıydı. Asla içinde bulunduğum anda birlikte oturduğum insanla kalamıyordum. Dikkatim karşımdaki insandan çok yemekte oluyordu. Bana bu anlatının, bu düşünme şeklinin, bu yeme bozukluğu olan beynin zamanla azalacağı söylenmiş. Işte. Sanırım bekleyip görecektik. Yemeklerimiz geldi. Sonra tuvalete gitmem gerektiğini söyleyerek Miranda'dan izin istedim. Burada kusmayacağını zannetmiştim ama son bir kez kusuyor. Yani bu kitaptaki son kusması. Klozetin üstüne eğilmiş halde dururken Jeff'in söylediği bir şeyi hatırladım. 45 yaşına geldiğinde ofisteki Noel partisinde enginarlı dip sosu kusmak için çaktırmadan tuvalete kaçan kişi olmak istemezsin. Bu benim 26. doğum günümdü. Büyüyordum. Annemi düşündüm. Onun gibi olmak istemiyordum. Hayatımı suntaya benzeyen granola barlarla ve buharda pişirilmiş sebzelerle geçirmek istemiyordum. Hayatıma kalorileri kısıtlayarak ve Women's World son moda diyet sayfalarının köşesini ka katlayarak geçirmek istemiyordum. Annem iyileşmemişti. Ama ben iyileşecektim. Sonra 89. bölümde biraz yendiğinden bahsediyor. Mesela bunu da çok merak ediyorum. Şu anda ne durumda yeme bozukluğu? Çünkü bu tamamen insanın yani ömrün sonuna kadar devam edecek. Çünkü çocukluğunda öğrendiği ve ne kadar terapilerle falan zorlukla üstesinden gelmiş olsa da yani bazen yemek yerken aklına mutlaka umarım gelmiyordur da geliyor mudur acaba? Mesela bunu çok merak ediyorum. Nasıl baş ediyordur? Şu anda mesela kilosu daha normal. Yani yanakları şiş gözükmüyor. Zayıf gözüküyor falan. Acaba bilmiyorum. arada sırada devam ediyor mudur? Ne oluyordur? Bunu da yani çok aslında şey meraklı melahatlik biraz bu yani böyle çok haddim olmayan şeyler ya bunları bana ne sonuçta yani ve kimse hiçbirimize de bunları anlatma gibi bir borcu yok ama işte yani merak ediyorum sadece. Bölüm 89 Zengin bir Brentwood evinin eğimi çimenlik alanında duruyordum. Yeni menajerimin davet ettiği bir tatil sektörü buluşmasındaydım. Canım tatlı bir şey istiyordu. Bugünlerde ne hissettiğime kulak veriyordum. Gözüm kurabiyelere takıldı. Mükemmel. Kurabiyeyi çiğnerken bunun anoreksik günlerimde kendime yeme izni, bulimik günlerimde ise içimde tut izine asla veremeyeceğim bir şey olduğunu düşündüm. Kalorisinin hesabını yapmadığım ve yerken kaygı duymadığım bir çikolata parçacıklı kurabiye. Kusmayalı bir yıldan fazla. Yediklerimden keyif almaya başlayalı aylar olduğunu düşündüm. Demek ki kusmamış bir yıldan fazladır. Ama işte merak ediyorum. Arada sırada oluyor mu acaba? Tökezlemek aslında çok normal. Tamamen iyileştiğinde bile arada sırada. Bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Sorunlarımı yeme bozukluklarıyla ve maddelerle bastırmak yerine onlarla ilk kez yüzleşiyordum. Mesela alkolikti de, de onu da aşmış görünüyor. Ama diyelim arkadaşlarla bir yere gitti. Bir bira içeceği zaman ne diyor mesela. Bunu merak ediyorum. Sadece annemin ölümünün yasını değil, hiçbir zaman kendim için yaşayamadığımı hissettiğim bir çocukluğun, ergenliğin ve genç yetişkinliğin de yasını tutuyordum. Zordu ama bu bana gurur veren türden bir zorluktu. İyileşmeyi çok istemesi çok ilham verici ya. Çok yani o kadar bence çok zeki bir kız biliyor musunuz? Çünkü bu kadar azimli, bu kadar akıllıca, bu kadar böyle okumaya, araştırmaya çok meraklı, neye sahip olduğunu biliyor ve bunu yenmek için çok çabalıyor falan bana çok ilham verici geldi gerçekten. Bölüm 90. Arayan Miranda'ydı. Normalde ondan telefon beklemezdim. Ayrı düşmüştük. 20'lerimin sonunda benim için hüzünlü bir gerçek olmuştu bu. Değişim ve büyüme her insan için farklı hızlarda oluyor ve bazen hızlarımız birbirine uymuyor. Bunu çok fazla düşünmek üzücü olduğu için genellikle pek düşünmüyordum ya. Evet ya. Arkadaş ayrılıkları insanı sevgili ayrılığından çok daha derinden etkileyebiliyor bazen. Ben hala bazen arada ulan ya şunu niye acaba arkadaş değiliz artık falan diye böyle düşünüp üzüldüğüm oluyor yani. Çok arkadaşlık çok başka bir şey çünkü yani. Birbirimize ailelerimizdeki sevimsiz tıkanıklıklar ve önemli hayat olayları hakkında güncelledik ve sonra beni aramasının nedeni olan konu açılmadan hemen önce bir duraksama oldu. Miranda, ben dizinin yeniden çekilmesi projesinde yokum. Söyleyeceğin hiçbir şey beni ikna edemez. Ay yeniden başlıyor. Bazılarınız görmüşsünüzdür. Ben de gördüm. Miranda da yeni Ay oynayacak ve Cennet'i ikna etmeye çalışıyor. İşte parası çok iyi falan diyor ama tabii ki Cennet akıl sağlığını önde tutuyor ve kesinlikle böyle bir şey yapmam artık diyor. İkisinin de farklı bir yolu var. Farklı düşünüyorlar bu konuda. Birisi buna devam etmenin ya sonuçta çalışmak iyi bir para hani iyi geleceğini söylüyor kariyerine. Cinette de tam tersini düşünüyor. Nickelodeon dizisinde ki bence de öyle ya biraz kariyerini iyice sabote etmek gibi. Çünkü düşünüyorum mesela iCarly neden yıllar sonra çocuk dizisini tekrar yaparsın? Başka yapacak işin olmadığı için yani daha iyi bir şey teklif gelmediği için yaparsın. O yüzden Miranda'ya biraz üzüldüm biliyor musunuz iCarly. Bir de bence sus payını da aldı o. Çünkü bu konularda konuşmamayı tercih ediyor. Ariana Grande gibi en azından Dan Schneider'ın YouTube kanalına çıkmıyor. Uf, Ariana Grande'de tam villain enerjisi var ya. Böyle kötü karakter gibi neyse çok günah almayalım. <laughs> Ariana Grande'nin günahını almak. Neyse. Miranda bence sessiz yap, duruyor. Çünkü parayı aldı. Bu konularda konuşmamayı tercih ediyor. Ve dizide de oynuyor. Onu bu kadar hani Cennet'i etkilediği kadar kötü etkilememiş Nickelodeon. Buradan bunu anlıyoruz. Parası da iyi falan diyor. O normal görüyor orada çalışmayı. Bana dizinin yeniden başlamasını, yeniden piyasaya çıkma ve belki de bazı fırsatlar yakalama şansı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Yani şey demek istiyor işte. Ajanslar, markalar bize tekrardan ilgi gösterecek. Yeni fırsatlar, yeni reklamlar, yeni para kazanma olanakları falan. Bu da doğru bir şey. Yani belki bu şekilde de para kazanmayı tercih edebilirsin. Ama işte kariyer için nasıl olur? Şimdi hemen Cennet'ten dinliyoruz. Hem Miranda'nın hem de kanal yöneticisinin bunları söylerken iyi niyetli olduklarını biliyordum ama onlarla aynı fikirde değildim. Dizideki oyuncu arada başka hatırı sayılır işler yapmadıysa dizinin yeniden başlaması sadece bunu hatırlatmaya neden olurdu. Oyuncu kariyerinin tıkanmasına neden olan role daha da gömülürdü. Bu sektör bir dizinin yeniden çekilmesindeki bir rolü kariyer bitirici olarak görürdü. Ama parası gerçekten iyi dedi Miranda. Miranda haklıydı. Ya ben belki de Miranda'nın öyle işte büyük bir oyuncu olacağım böyle şeyler yok hani onun için bu işte yeterli ama işte Cennet diyor ki bana mental olarak iyi gelmiyor bu işi yaparken fark yarattığımı kendim gerçekleştirdiğimi düşünmüyorum hatta kariyerimi sabote ettiğini düşünüyorum o yüzden kabul etmiyor Miranda haklıydı kanalın teklifi hayli cömertti biliyorum dedim ama paradan daha önemli şeyler var zihinsel sağlığım ve mutluluğum da bu kategoriye giriyor sonra birbirimizi arayacağımıza söz vererek konuşmamızı sonlandırdık mesela Miranda ile arası nasıl şu anda onu da aşırı merak ediyorum benim dedikodu Neyse, son bölüme geldik arkadaşlar. Çok ıı, vurucu bir bölümle sonumuzu getireceğiz. Hikayemizi bitireceğiz. Bölüm 91. Az kalsın yüksek sesle merhaba anne diyecektim. Tek bir ziyaretçi vardı. Buraya her gelişimde gördüğüm adam. Taşınabilir bahçe koltuğunda oturuyor ve bir teyptan yayılan yumuşak rock müzik eşliğinde karısı olduğunu tahmin ettiğim kişinin mezar taşına bakıyordu. Of ya, bu da çok üzdü beni. Ölümü hiç düşünmek istemiyorum ama mesela Allah'ım, umarım aynı anda elleri tutuşarak hayatımızdan tamamen tatmin olduğumuz ve Artık ölmek istediğimiz bir yaşta ölürüz Fatih'le. <laughs> Aynı anda. <laughs> of ya. Düşünsenize ben oturuyorum mezarın yanında müzik dinliyorum ya da o yapıyor. Of, aa, korkunç ya. Of, neden bütün hayatlar ölümle bitiyor? Ya bütün hayatlar mutsuz bir sonda bitiyor gibi. Ölüm mutsuz bir son mudur? Felsefik düşünceler. Neyse. Son geldikçe kafayı yakmaya başladım şu an. Saat o kadar geç ki yani itiraf bile etmek istemiyorum. Annemin mezar taşına baktım. Üstünde yaklaşık 20 sıfat vardı. Çünkü ailede herkes kendi sıfatı ortaya atmış ve kimse önerisinden ödün vermek istememişti. Böylece bütün sözcükleri tıkıştırmıştık. Annemin öldükten sonra yattığı yer bile tıkış tıkıştı. Geçen Temmuz ayındaki doğum gününden beri annemi ilk kez ziyaret ediyordum. Talebi üstüne anneme mezarını her gün ziyaret edeceğime söz vermiş olmama rağmen ziyaretlerinin arası gittikçe açılmıştı. Mezar taşının üstündeki kelimelere baktım. Bir de ya kadının verdiği söze bakar mısınız? Mezarımı her gün ziyaret edeceksin. Manyak ya. İşim gücüm yok. Sürekli bir mezara gideceğim yani. Mezar taşının üstündeki kelimelere baktım. Cesur, nazik, sadık, tatlı, sevgi dolu, zarif, güçlü, düşünceli, eğlenceli, içten, umutlu, oyunbaz, anlayışlı vesaire. Öyle miydi gerçekten? Annem bunlardan herhangi biri miydi? Kelimeler beni öfkelendirdi. Ölüleri neden gözümüzde yüceltir ve olduklarından farklı hatırlarız? Neden onlar hakkında dürüst olamayız? Özellikle de anneler hakkında. Anneler birer azizedir. Sadece var olmaları bile melek olmaları için yeterlidir. Anne olmanın nasıl bir şey olduğunu hiç kimse anlayamaz. Anneliğin zorluklarını sadece anneler bilir ve biz anne olmayanların anneleri sadece iltifatlara boğması gerekir. Çünkü biz zavallı anne olmayanlar anne denen tanrıçaların yanında sıradan birer köylü olmanın ötesine geçemeyiz. Burada var ya aşırı haklı. Yani anne olmak seni her konuda haklı yapmıyor. Geçenki mankenin çocuğunu kendi balkona kilitlediği için çocuk esirgeme kurumuna vermesi gibi düşünebilirsiniz. İsmini vermek istemiyorum mankenin. Çünkü çocuğa üzülüyorum. İşte o da anne mesela ama ama çok iyi bir anne de anne. Anladınız mı? Yani anne olmak senin çocuğuna gösterdiğin şiddeti veya ihmali veya istismarı veya başka şeyleri aklamıyor. Sırf annesin diye çocuğuna istediğin gibi davranamazsın. İstediğin şeyi yapamazsın. Kötüysen kötüsündür. Yani kötü bir insan kötü bir ebeveynsin. Ah annelik falan böyle aşırı yüceltilen bir şey gerçekten. Onu bir kaidenin üstüne yerleştirmiştim ve o kaidenin benim iyiliğim ve hayatım için aslında ne kadar yıkıcı olduğunu artık biliyordum. Tıkanıp kalmama, duygusal açıdan felç olmama, korku dolu, bağımlı ve sürekli bir duygusal acı içinde yaşamama neden olmuştu. Üstelik o acıyla baş etmek bir yana adını koyacak araçlardan bile yoksundum. Annem o kaideyi hak etmiyordu. O bir narsistti. Bütün ailemiz için yıkıcı olmalarına rağmen sorunları olduğunu kabul etmemişti. İstihcilikten falan bahsediyor burada. Beni duygusal, zihinsel, fiziksel olarak ömrümün sonuna dek etkileyecek şekilde istismar etmişti. 17 yaşıma gelene kadar bana meme muayenesi ve vajinal muayene yapmıştı. Kendimi saldırıya uğramış hissederdim ama bunu ifade edecek sesten ya da beceriden yoksundum. Koymak isteyeceğim her sınırın ona ihanet olduğuna şart landığım için hep sessiz kalmıştım. 6 yaşındayken beni istemediğim bir kariyeri zorla sokmuştu. O kariyerin bana sağladığı finansal istikrar için ona minnettardım ama hepsi o kadardı. Mesela bu da çok suçluluk hissettiği için daha önce itiraf edemediği bir şey. Evet, anne beni bu da zorladı ama şu anda bir Hollywood yıldızıyım. Şu anda bir milyarderim. Çok param var. Çok rahat yaşıyorum. O yüzden anneme bir şey diyemem. Ama burada diyor, minnettardım bana böyle bir finansal istikrar. Yani para konusunda gerçekten iyi oldu benim için. Ona minnettarım ama hepsi bu kadar. Bunu ayırt edebiliyor mesela. Tamam. Artık param var, daha iyi yaşıyorum ama e hayır, diğer konularda seni affetmiyorum. Bana bir yeme bozukluğu öğretmişti ve o yeme bozukluğu sahip olduğum sevinci ve özgür ruhu elimden almıştı. Babamın babam olmadığını bana söylememişti. Ölümü beni cevaplardan çok sorularla ve sayısız keder katmanıyla baş başa bırakmıştı. Çünkü onu hala özlüyordum ve ağlamaya başlamıştım. Bir de bir yandan da çok kafası karışıyor. Çünkü bu kadar kötülük yapmışsın rağmen hala annesini çok seviyor, çok özlüyor ve öldüğü için çok üzgün aslında. Yaptığı moral konuşmalarını özlüyordum. Çocuksu ruhunu özlüyordum annemin zaman zaman çok sevimli olan ve hatta insanı ele geçiren bir enerjisi vardı. Ve mutlu olduğu zamanları özlüyordum. Değil mi? Keşke böyle iyi ansaydı hep onu ama maalesef sadece bu özellikleriyle anamıyor. Bazen onu özlediğim zaman belki de benden özür dileyeceğini, birbirimize sarılıp ağlayacağımızı düşünüyordum. Belki de kendi kimliğime, kendi umutlarıma, hayallerime ve hedeflerime sahip olmamı desteklerdi. Ama annem değişmek gibi bir niyetinin olmadığını çok net bir şekilde ifade etmişti. Bugün hayatta olsaydı beni hala olmamı istediği kişiye dönüşmem için manipüle etmeye çalışıyor olurdu. Ben hala hala kusuyor, kalorileri kısıtlıyor, tıka basa yiyor ya da bu üçünün bir kombinasyonunu yaşıyor olurdum. Annem de bunu destekliyor olurdu. Kendimi oyunculuğa zorluyor ve mutsuzluk içinde bir sitcom'un başrol oyuncusu olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor olurdum. Sözcüklere bir kez daha baktım. Cesur, nazik, sadık, tatlı, sevgi dolu, zarif. Başımı iki yana salladım. Artık ağlamıyordum. Ayağa kalktım. Kot pantolonuma bulaşan toprağı silkeledim ve oradan uzaklaştım. Buraya bir daha gelmeyeceğimi biliyordum. Ve böylece Annemin Öldüğüne Sevindim kitabımız bitiyor arkadaşlar. Tıpkı Britney Spears'ın kitabında olduğu gibi aşırı zengin, ünlü bir Hollywood yıldızına... <laughs> acıdık, üzüldük. Sefil hayatlarımızla onunla empati kurduk. Onun yaşadığı şeylere ağladık birlikte falan. Ve sonunda şaka yapıyorum bu arada. Ya bu biraz böyle şey gibi oluyor sanki travma yarıştırmak falan gibi oluyor. Ama günün sonunda öyle yani. Hollywood yıldızlarına üzülüyoruz. Onların biyografilerini okuduğumuzda empati kuruyoruz. Kendimizden bir parça buluyoruz. Ortak noktalar falan filan. Derken kitabımızı bitirdik. Bu benim için çok böyle farklı bir deneyim oldu. Her zamanki bok gibi book review'larımdan farklı oldu çünkü. Çok fazla ağır konu konuştuk. Bana çok şey yazan oldu yorumlara. Ya işte ben ailemle ilgili şu şu olayı bu kitap sayesinde fark ettim. Bu kitap incelemesi sayesinde çok teşekkür ederim bunu okuduğun için bize falan. Ve ben de gerçekten yazdığı için teşekkür ediyorum. Çünkü birçok konuda bilgilenmemi sağladı. Mesela yeme bozuklukları konusunda bunun gibi bir sürü konuyu konuşma ve tartışma fırsatı bulmuş olduk. Bilmiyorum yani ben bu kitabı okumadan önceki halimle okuduktan sonraki halim arasında fark olduğunu düşünüyorum. Videoyu izleyip güzel yorumlar da yazıyorsunuz işte. Size de çok şey katmış. Yani aslında amacına ulaş işte bu kitabı yazarak bir fark yaratmış oldu. O yüzden ona teşekkür ediyoruz. Umarım ileride çok daha fazla böyle kitaplar gelir böyle insanlardan. Açık açık ne yaşadıklarını anlatırlar. Çünkü susmak, ya konuşmak aslında ilk adım gibi bir şey. Hayır, yani demiştim ya hayır demek mesela. Değişmek yönünde atılan ilk adım. Yani bunları konuşmak da aslında başka insanların başına gelmemesi için. Mesela biz okudukça farkındalık kazanıyoruz. Siz dinledikçe farkındalık kazanıyorsunuz falan ya. O yüzden bence dünyada yaratmak istediği değişimi bir şekilde yarattığını düşünüyorum bu kitabın kitapla yani. Şu ana kadar incelediğim en güzel kitaplardan birisi oldu. Size de çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Bir sonraki kitabı seçmek için ben anket yapıyorum genelde burada ve Instagram'da. Ama biraz bekleyeceğim ya. Sanırım kitap incelemeden önce bir iki tane çerez video yapmaya ihtiyacım var. Bir iki tane farklı konudan bahsetmek istiyorum size. Eminim yine seveceğiniz konular olacak ama bir süre kitap incelemesi yapmak istemiyorum. Çok ağır bir, yani çok ağır geldi için ağır bir kitap olduğu için azıcık böyle kafamı dinlendirmek istiyorum ve sizin de kafanızda. Bir de size bir şey sormak istiyorum. Bunun anketini de yapacağım. Ben kitapları artık inceledikten sonra ve dizileri bok gibi dizi review da yapıyorum ya. İnceledikten sonra tek parça halinde bir bölüm olarak atıyorum. Çünkü bazı insanlar part part izlemek istemiyor olabilirler. Tek parça halinde izlemek daha rahat geliyor olabilir onlara. Bazıları da part part izleyince daha rahat izliyor olabilirler. Ben de bunun önüne geçmek için hani iki şekilde de atayım. İnsanlar için daha iyi olmuş olsun. Böylece kanal da boş kalmasın. Çünkü uzun videolar hazırladığım için daha fazla bekletiyorum ya artık size. O süreçte en azından hatırlamış olursunuz diye tek parça halinde atıyorum. Bir seriyi bitirdiysem artık tek parça halinde atıyorum. Ama bazıları bunu şey dedi mesela işte yeni video sandım ama dalga geçer gibi işte 3 videoyu birleştirip atıyorsun İşte para kazanmak için yapıyorsun bilmem ne falan ki yani arkadaşlar para kazanmayayım yani? Bu <laughs> kadar emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Para kazanmayalım yani. Hani işim bu benim zaten. Ama yani böyle sanki e, dolandırıcılık yapıyormuşum gibi hissettiriyorlar bana. Üzüldüm yani çünkü o te tek partları at diyenler var, sevenler var, çok fazla daha rahat olduğunu söyleyenler var. O yüzden sizin de fikirlerinizi merak ettim. Bence şöyle yapabilirim. Mesela tek parti atacaksam daha kısa sürede atabilirim. Bir hafta sonra atınca yeni video sanıp zortlayanlar bu sefer sinirleniyor olabilir bana. O yüzden bu şekilde bir çözüm olabilir. Böyle bunu sormak istemiştim bir de size. Kanala hala abone olmadıysanız abone olun, videoyu beğenin ve bildirimleri açın. Neyse öpüyorum hepinize. School. But recently there's been a change in your demeanor. You're like those nasty girls from school. Look at you huddled around that table there. You're like an argument of witches. As I walk by you, we we'll start whispering and laughing. You're just a bunch of sad old bitches. I got